fucking bitch, alright, she's a bitch. Alright, she's a fucking bitch, alright, she's a bitch. Alright, she's a fucking bitch, alright, she's a bitch. Alright, she's a fucking bitch, alright. Efendim, nerede kalmıştık? Efendim. Evet, pilav ister misiniz arkadaşlar? Pilav ister misiniz? Pilav diyenler, pilav ister misiniz? Pilav diyenler, pilav isteriz, pilav ister misiniz? Ne kadar içten söylüyorsun lan? Ne kadar çok seviyorsun pilavı ya? Ne kadar çok seviyorsun? Ne kadar içeriden söylüyorsun? Bir bakar mısın arkadaşlar? Ne kadar içeriden söylüyor ya? Ne kadar aç. Evet. Pilav diyenler. Ulan bir insan bu kadar arzulu şekilde pilav der mi ya? Bir insan bu kadar arzulu şekilde pilav der mi? Hı? Devam. Pilav diyenler. Pilav. Pilav isteriz. He is a fucking Gargamel. Alright. He is a fucking Gargamel. Alright. Efendim. Evet. Gargamel. Ya şimdi Gargamel. Kakko. Kakko. Şimdi bir kinin var. Tamam mı? Şu camiaya kendini bir kabul ettiremedin ya. Kabullen artık ya. Non-taste'de çıktın böyle, tamam mı? Epistemolojiyle çıktın, değişik paradigmalar denedin. değişik şeyleri denedin ama bir türlü tutturamadın ya. Şuraya, şu senin non-taste camiana kendini bir kabul ettiremedin ya. Bir kabul ettiremedin arkadaş, sende bir sorun var ha. Sana diyorsun ya, beni anlamadı diyorsun ya. İbiş beni anlamadı, seni gerçekten kimse anlayamadı ya. Harbiden kimse, Müslüman da anlamamış. Tamam, dinsiz de seni anlamıyor. Sen nesin oğlum? Ne anlatıyorsun? çok bilgilisin. Ama senden insanlar bilgi alamıyor. Ama çok bilgilisin canım ya. Çok bilgilisin. Manyak şeyler biliyorsun. Ama şu bilgili şeylerimi göstereyim size. Nerede bu kakko? Kakko. Nerede bizim kakko? Nerede? Heh. Şimdi bak. Yani bizi de rakip olarak gördüğü için, hatta dişli bir rakip olarak gördüğü için, yani çünkü bu işin içinden geliyoruz. 22 senemizi vermişiz. Dinin her türlü fraksiyonunu biliyoruz. Sadece dinle alakalı değil konuşabileceklerimiz. Siyasi konular, tarih, ne bileyim, globalleşen dünyada temel dinamiklerin ne olduğu, asıl gücün ne olduğu falan filan bir sürü konuda fikir beyan edebilecek donanımımız var. Bunu da kendisi görüyor. Evet, ben görüyormuşum arkadaşlar. Bunu görüyormuşum. Globalleşen dünyada... Globalleşen dünyada değişik fraksiyonlarla siyaset biliyor, tarih biliyor, bunu ben de görüyorum. Dişli bir rakip var benim karşımda. Dolayısıyla Gargamel çok bilgiler anlattı. Uç diyor ya, Gargamel uçuyor. Fışkırıyor ya, bilgi fışkırıyor. Tarih, felsefe, paradigmalar, değişik fraksiyonlar, epistemoloji, nihilist felsefeler. Neler biliyor ya, neler. Dualizm, mualizm, uf. Gargamel'e bak. Gargamel şu an yayını köpek gibi de izliyorsun var ya. Sana yine geçireceğim. Sana bir geçireceğim var ya. Ben buradan geçirdikçe am TV'ye çıkıyorsun. Ciyak ciyak bağırıyorsun böyle. Hamana. Girdi lan İbo. Hamana. Girdi ya, çıkmıyor. Hamana bakayım var ya. Böylesin. Fena yürüyor. Şuna bakar. Değişik. Bu arkadaş daha doğrusu. Birçok bilgisi var ama kimse anlamıyor adamı ya. Hiç kimse anlamıyor bu adamı ya. Değişik fraksiyonlarla anlatıyor, yine olmuyor. Felsefeye vuruyor, yine olmuyor. Şu non-teist camiaya kendini kabul ettiremeyen bir ezik.
Ne yapsın, kimse izlemeyince ne yapalım, gittiye vuralım ya. Biz böyle anlatmaya çalışıyoruz. İşte insanların kutsalına küfür etmeyin, kutsal olmadığını kanıtlayın diye sürekli altyazı geçiyor. Tamam mı? Sürekli oradan bana vurmaya çalışıyor. Beni izleyin, beni. Ben değişik paradigmalarla anlatıyorum, değişik fraksiyonlarla anlatıyorum. Globalleşen dünyada birçok şeyi biliyorum, tarih biliyorum, felsefe biliyorum. Bu da yüzden dişli bir rakip. Ama bu dişli rakipten bir cacık çıkmıyor. Bu dişi rakipten bir cacık çıkmıyor. Bir daha izleyeyim. Çok hoşuma gidiyor. Bunu dinlemek var ya, çok hoşuma gidiyor ya. Şimdi bu kadar bilgili bir adam koyduğu ne var? Koyduğu ne var? Bütün videolara bakın. Benim hakkımda yaptığı videolar izleniyor ha. Globalleşen dünyada bir ben varım demek ki. Gargamel. Bu globalleşen dünyada bir ben varım. Demek ki beni konuşabiliyorsun sadece. Çünkü başka şeyin yok. Anlattığını kimse dinlemiyor. Sadece beni anlatıyorsun, biz de gidip izliyoruz ya. Ben de diyorum bu salak ne anlatıyor diye. Hepimiz gidiyoruz izliyoruz yani, anladın mı? Değilse izleyeni de yok. İzleyenler kim? Bölücüler. Bölücü takımı. Atatürk'ten kim nefret ediyorsa onlar. Kim bir de PKK'lı takımı. Biz diyor ki PKK ile işimiz olmaz. Ben görsem ben atarım. Bekir'i nereye koyacaksın? Bekir'i nereye koyacaksın? Gargamel'i Gargamel diyorum. Gülsuçan nereye koyacaksın? Ha? Nereye koyacaksın? Bunlar PKK propagandasını yapan ama PKK'lı olmayanlar ama propagandasını yapan ama arka planda insanlarla PKK'ya özgürlük savaşçısı, Kürtlerin hakkını savunuyor diyecek kadar namussuz insanlar. Sen bunlarla çıkıyorsun. Ben görsem içimde barındırır mıyım ya? PKK bir terör. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Sen de aynı şeyi söylüyorsun. Gargamel. Ha? Biz yiyor muyuz bunları? Biz bunları yeter miyiz? Karga. Karga karga kalk dedi. Çıkçı dala bak dedi. He? Ne? Bir daha izleyelim arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor ya. Yani bizi de rakip olarak gördüğü için, hatta dişli bir rakip olarak gördüğü için. Oy oy oy. Yani çünkü bu işin içinden geliyoruz. 22 senemizi vermişiz. Dinin her türlü fraksiyonunu biliyoruz. Sadece dinle alakalı değil konuşabileceklerimiz. Siyasi konu. Dinle alakalı değil. Siyasi konuda konuşabilecek ne konuşacak, çok merak ediyorum ha. Çok da din değil başka. Onlar tarih. Tarih. Hangi tarih anladı? Daha tarih okumamış. Daha tarih okumamış bir zat. Atatürk'ü bile bilmiyor. Atatürk'ü bile tanımıyor. Onda diyor ki ben diyor kaynakları okumam. Onlar da birileri tarafından yazılmış. Ben gerçek tarihi okumam lazım. Senin yazdığın tüm Rıza Nur'dur senin tarihin. Sana Refah Partisi'ndeyken o milli görüşlü ayakların vardı ya bir zamanlar senin. Oralardayken sana Rıza Nur öğretmişlerdir. O yüzden Atatürk'te böyle nem vurman, Atatürk'ü insanların önüne atman, kim burada Atatürk'ü anlatıyorsa onlara Kemalist demen, Atatürk'ü kullanıyor demen herhalde oradan kaynaklanıyor. Onlara o şeyler de söylüyor. Tarikatçılar da söylüyor. Aynı lafı sen de söylüyorsun. Geleceğim şimdi. Globalleşen dünyada temel dinamiklerin ne olacaklarını, siyasi konular, tarih, ne bileyim globalleşen dünyada temel dinamiklerin ne olduğu, asıl gücün ne olduğu falan filan bir sürü konuda fikir beyan edebilecek donanımımız var. Bunu da kendisi görüyor. Evet, donanımımız var. Şimdi ben her zaman söylerim. Eğer bir donanımın varsa sen çıkıp söyleme kargo. Kargo. Bunu kendin söyleme, insanlar görsün senin ne kadar donanım olduğunu. Benim donanım var. Arkadaşlar ben mesela ben bir cerrahım, anladın mı? Adamın beynini açarım. İçindeki o kılcal damarlarını bile sayarım abi. Tamam. İnanıyor musunuz? Ha, inanıyor musunuz arkadaşlar? Ben mesela kalp nakli yaparım arkadaşlar ben. Yaparım arkadaş. Manyak şeyler yaparım. Böyle bir yeteneğim var benim ya. Ha, inanın arkadaşlar, inanın. Ben böyle bir adamım. Tamam, o yüzden benim kalp cerrahı olduğuma inanın, beyin cerrahı olduğuma inanın mesela. Çünkü ben söylüyorum. Ben çıkıp ameliyat yapmıyorum ama söylüyorum. Beyni açıyorum, içindeki kılcal damarları, işte nöronları bile ayırabiliyorum arkadaşlar. Biliyor musunuz? Ama ben söyledim, siz onu görmezsiniz. Ben operasyon yapmam, bir şey, onunla şeylerim olmaz. Neyse, devam edelim. Daha geleceğim. Şimdi Bekir sana sonra gelecek. Sana ayrıca bir şey yapacağım. Şu Gakko'yu biraz daha kurcalayalım. Gakko. Sürekli bize Atatürkçü diyor. Atatürk'ten geçiniyormuşuz. Atatürkçü yöne atıyormuşuz. Bunlar genelde kimler söyler bunu? Genelde godoş şeyler söyler. Cemaatler söyler. İslamcılar söyler. Hep Kemalist diye vurur insanlara. Tamam mı? Dinsizlere Kemalist diye vurur. Herkesi kendinden olmayla Kemalist diye vurur. Bunlar şöyle, bunlar Kemal. Mesela Kur'an yırttım diye şeyler bile, İslamcılar bile video yaptı bana Kemalist, FETÖ'cü diye. Gakko da diyor bizim Gakko. Bana da FETÖ'cü diyor. Hiç videomu izlememiş sanki. Bilmiyor, görmedim. Bu FETÖ ile alakası var. Onu bunu deşifre ediyor. Nereden biliyor? Nereden biliyor? Demek ki çok sevenlerim var ki. Bak, var ki insanlar bana sizin gibi it çakalı anında bilgilerini ulaştırabiliyorlar. İnsanlar. Çünkü benim buradaki mücadelemi görüyor. Bu mecrada da. Gakko, burayı dinle.
Ortamın ağası diyorsun ya bana. Ağası. Sizin gibi iti, çakalı, köpeği, orospu çocuğunu gören buradaki bu adamın yaptıklarının ne kadar önemli olduğunu görüyor. Geek TV'nin farkını görüyor sizi görünce. Anladın mı? Nerede senin gibi orospu çocuğu varsa ben gösteriyorum. Sen bunu zannediyorsun ki işte kendime rakip aramıyorum. Bu camiaya gelip piçlik yapacak. Karı kız için gelecek. Para için gelecek. İnsanların arasına fitne sokmak için gelecek orospu çocukları ben deşifre ediyorum. Din eleştiriyorum diye. PKK'nın propagandasını yapacak. Zinaları ben burada geliyorum deşifre ediyorum. Anladın mı? O yüzden ben burayın ağasıyım. İster kabul et ister kabul etme. Anladın mı? Ben sizin gibi orospu çocuklarını bulurum. Böyle din anlatacağım diye çıkıp da insanların arasına fitne sokacak. Ne bileyim bir çıkar ilişkisi olacak şeylerle ben burada sizi yaşatmam. Anladın mı? He ne bileyim din ve mitoloji yükseliyormuş. Ne bileyim Diamond Tema yükseliyormuş. Çünkü onlar tek başına yayın yaptı. Ben bir hata yaptım. Ben herkesi burada kanalıma açtım. Herkesi çıkarttım. Herkesi konuk ettim. Siz de anlatın, siz de anlatın dedim. Ama bu saatten sonra yalnız yapacağım. Benim hatam oydu. Ben güvendim. İnsanlara güvendim. Çıksın herkes konuşsun dedim. Kanallarımda yer verdim. Kanallarımı açtım insanlara. Herkes konuşsun diye. Ama tabii ben onun farkına varamadım. Bir sürü çakal da geldi gitti bu kanala. Anladın mı? Bekir de bunlarından biridir. Bekir de. Çünkü ben insanlara el uzattım. Sen anlıyorsun ki ben rakip istemiyorum. Anladın mı? Din ve mitoloji, Diamond Tema sizin gibi insanları ben deşifre edeceğim ki sizin gibi pislikleri insanlara göstereceğim ki onlar yayın yapacak. Onlar yayın yapacak. Ben burada sizin gibi iti köpeği göstereceğim. Siz böylesiniz işte. Öyle bir bunlar yoğun ki arkadaşlar benden nefret eden şu camiada bu tarz yayınlarımdan dolayı iti köpeği tamam çıkartıyorum ama böyle iti köpeği görünce de kafasına çöküyorum. Bu kadar fazla ki bugün bak bu kakko olur, kakkoş olur. Yarın başkası olur. Bak geçtiğimiz yıllarda da vardı. Geçtiğimiz yıllarda da vardı. Şu an kakko var. Bizim kakkoş var. Anladın mı? Yarın bu bitecek, bu gidecek. Yerine başka bir kakkoş gelecek. Yeni bir Gargamel gelecek. Ben böyle gideceğim işte. Çünkü bitmez. Bir sıra bekliyorsunuz. Biter bitmez şey oluyorsunuz. Bunlar bir bok gibi. Tamam mı? Mesela köyde yaşayanlar bilir. Köyde tezek olur. İnek sıçar. Tamam bir müddet sonra onun altı böcekle dolar böyle. Tekmeyi bir vurursun böcekler sağa sola kaçışır. Bunlar öyle bokun içinde bekliyorlar abi. Bir boka tekme vursun da sağa sola çıksınlar. Şu an bir sürü bekleyenler var. Kalk koş sen gideceksin başkası gelecek. Ben bu mecrada hiçbir zaman vazgeçmedim. Ben savaşa savaşa. Savaşa savaşa bu günlere geldim. Sizin gibi orospu çocuklarına sike sike geldim. Sike sike. Ve sikmeye de devam edeceğim. Bak ben seni hani diyorsun ya. Şey yapmıyorum, izlemiyorum, işte dikkat etmiyorum diyormuşum ya ben sana. Önemli değilmiş bana diyormuşum ya. Bak Süleyman'ı hatırla. Ben senin bütün videolarını gerçekten izledim. Bugün var ya gerçekten günümü ayırdım sizin için. Sizi deşifre etmek için oturdum videonu izledim ha. Videonu izledim. Her videonun içinde var ya senin ne kadar şerefsiz olduğunu, ahlaksız olduğunu dinlerim. Her şeyinden çıkartırım senin. Anladın mı? Ben böyle düz dinlemem. Bakarım burada ne oluyor. Diğerleriyle de bağ kurarım. Az sonra Bekir'e yapacaklarımı göreceksin. Ben hiçbir şeyi kolay kolay unutmam. Üzerinden yıllar da geçse ben unutmam. Hemen hatırlarım. Anladın mı? Sizin neler çevirdiğinizi, neler yaptığınızı. Sen zannediyorsun ki buradaki insanlar balık hafızalı her şeyi unutuyor. Ben onu geçen sene söyledim bitti gitti diyorsun. Ya da Bekir de diyor ya. Geçen sene bu kadınlara Bekir abla diyordu. Onlar benim ablalarım diyordu. Şimdi 35-40 yaş arası benim şeylerim diyor. Ya bak bunları işte hesap etmek lazım. Bunları görür. Buradaki tek ben değil insanlar da görüyor. Neden seni izlemiyorlar? Neden sana bu kadar kin dolu insanlar? Dün arkadaşlar şeyde Geek TV ana kanalda bana açılan davayla ilgili bir yayın yaptım. Bak sana insanlar o kadar dolmuş ki kakkoş. Gargamel. Öyle bir dolmuş ki ben oradayken bile senin orada yaptığın yayınla Bekir'in orada üfürdükleri, Bekir'in oradaki gerçek kimliğini ortaya koymaz. Ne kadar sapık olduğunu kendi ağzıyla da söyledi. Bir zamanlar uydurma, bunlar yalan, bana santaj montaj kuruldu falan filan diyordu. Orada hepsini haykırdı. Rezil oluyor, rezil oluyor, rezil oluyor. Tamam mı? O yayında, Geek TV ana kanaldaki yayında ben konu anlatıyorum orada. Bana açılan bir dava var. Diyanet İşleri'nden açılan bir dava var. Onunla ilgili yayın yapıyorum. Çete git bir bak lan Gargamel. O chat hala orada duruyor. Siz chatleri falan okuyorsunuz ya. Gidin hani şu bunu yazmış, bu bunu yazmış da şey yapıyorsunuz ya. O chat'i bir okur musun abi? Ve yarısı da gizlendi onlar YouTube tarafından.
İnsanlar sana öyle bir kinli ki oradaki yayın yapıyorsun. Senin ne kadar şerefsiz olduğunu tek ben görmüyorum. Senin çetindeki bütün insanları sen tanıyorsun. Kiminin kro olduğunu, kimin İslamcı şerefsiz olduğunu, cihatçı olduğunu, kimin bölücü olduğunu da biliyorsun. Sen ismen hepsini tanıyorsun. Çünkü kitlen var orada. Senin kitlen belli. Orada biz de izliyoruz bu salak ne anlatıyor diyor. Ben de izledim. Dün açtım mesela. Sen o canlı yayını izledim. Ve orada sana yazanları sen tek tek biliyorsun ismen bak. Ben orada Dik TV ana kanalda açtığım yayında oradaki insanların %80'ini 90'ını bilmiyorum. Ve sana öyle bir giydiriyorlar ki. Sana öyle bir sen diğer kanalda yayını açmışsın. İnsanlar burada kükrüyor. Çünkü senin ne kadar şerefsiz olduğuna haykırıyorlar. Ben orada başka konu anlatıyorum. Git çete bir bak. Senin ne kadar namussuz, şerefsiz biri olduğunu çete bir bak bak bak. Ben seni bile anlatmıyorum bak. Seni orada anlatmıyorum bile. Benim konum Diyanet. Ama chatte sen varsın. Git bir bak. İnsanlar dün kuduruyor. İbrahim abi pilav yayını aç. Gargamel gene şunu yaptı. Bekir gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Nasıl mesajlar geliyor? 1,5 saat konuşmaktan boğazım ağrıdı dedim yarın yapacağım. İyi de oldu. Bugün bütün yayını izledim. Bekir'in ne kadar böyle sahtekar olduğunu, ne kadar böyle şerefsiz bir yalancı olduğunu, gerçek yüzünü orada tamamen tekrar tekrar ince ince dinledim. Geleceğim. Şimdi kakko. Bana bak lan. Kakkoş. Senin ne kadar alçak biri olduğunu bu yayında biraz daha göstereceğim. Şimdi bu Atatürk'e vuruyor arkadaşlar. Atatürk şimdi ben buna deyince kızıyor. Ben Atatürk'ü kullanıyormuşum. Bak sen Atatürk'ü nasıl burada rencide etmeye çalışıyorsun? Senin belanı sikeceğim dedim ben sana. Aman ha kodumun kakkosu. Evet, Atatürk'e ne diyor bir dinleyelim arkadaşlar. Kakko. Bakın arkadaşlar, Atatürk'ün şahsıyla alakalı bir sorunum yok. Kendi döneminin insanıdır, yaşamıştır, liderdir. Türkiye'ye birçok olumlu katkıları olmuştur. Olumlu katkıları var. Demek ki olumsuzları da var. Birçok. Olumsuz katkıları da var demek ki. Devam. Dur, ama her şey %100 doğrudur diyemem ben. Ne güzel. %100'ü. Bak biz Atatürk'e burada tapmıyoruz. Atatürk bir kurtarıcıdır. Bu devletin kurucusudur. Bunu gözüne mi kulağına mı götüne sokarsan sok. Anladın mı? Ağzını Atatürk'e alma sen. Sen ağzını Atatürk'e alma. Sen ağzını Atatürk'e alma. Ben geçen yayınlarda ne dedim? Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk sadece emperyalist güçlerle savaşmadı. Bu devletin içinde senin gibi şerefsizlere de savaştı. Atatürk'e çölme takmaya çalışan. Senin gibi şerefsizlere de gidip İngilizlerle işbirliği yapan. Tamam, ağzını Atatürk'e alma. Geleceğim sana dur. Atatürk şeymiş dur. Bir daha geri alayım da koptu. Ülkemin insanıdır, yaşamıştır, liderdir. Türkiye'ye birçok olumlu katkıları olmuştur. Ama her şey %100 doğrudur diyemem ben sadece. He. Yani her şeyini %100 olumlayamam. Doğaldır yani, insandır. Yani onunla bir sorunum yok. Ama onun üzerinden bir din oluşturulmuştur, Kemalizm diye. Evet, şimdi Gakko, bak sana biraz Atatürk dersi vereyim. Çünkü öyle bir şerefsizsin ki Atatürk ne zaman din oluşturmuş? Bu laf kimin lafı biliyor musunuz? Bu çok bilgili arkadaş kitap okur, felsefe bilir falan. Bu var ya, şu şey var ya neydi? Sevan Nişanyan'ın lafı bu. Oradan çakmış, oradan kopyalamış millete anlatıyor. Kendi lafı da değil. Din oluşturmuş. Gakko, bak kulaklarını iyi aç. Kulağını siktiğimin gakkosu. Kulağını iyi aç. Atatürk dinlere karşıydı. Git Atatürk'ü oku, ondan sonra Atatürk'e git de olumlu olumsuz katkıları olduğunu söyle. Ya uşak seni. Atatürk bütün dinlere karşı olduğunu söylüyor. Elimden gelse dünyadaki bütün dinleri yerin dibine gömerdim diyor. Git oku. Akkoş. Ne din oluşturmuş Atatürk, Kemalizm oluşturacak. Eğer Atatürk şey olmuş olsa saltanatı korurdu. Saltanatın başına gidip hilafeti kendine alırdı. Eğer din oluşturmak isteseydi. Adam gidip Kur'an'ı çevirtmiş. Türkçe'ye çevirtmiş. Git Atatürk öğren. Atatürk'ü kullanan sensin. Atatürk'ü burada kötü göstermeye çalışan sensin. Şerefsizlik yapma. Kim Atatürk'e sevgi besliyorsa Kemalistmiş, şöyleymiş, Atatürk'ü kullanıyorlarmış, Atatürk maskesi takıyorlarmış. Bunlar çok tehlikeliymiş. Şerefsizlik yapma. Git Atatürk'ün din hakkındaki görüşlerini bir oku. Bak git şeyde o yayını sildim mi ben? Biz bir yayın yaptık. Atatürk Müslüman mıydı, değil mi diye. Bütün belgeleri koyduk oraya. Şerefsizlik yapma. Ne Atatürk din oluşturacakmış? İt. Devam. Arkadaşlar yayın bugün uzun olabilir. Devamında belki şeyde açarım. Geek TV kanalında bir sohbet yayını açabilirim. Çünkü Hüseyin'le ilgili bir mevzu oluştu dün. Onunla ilgili bir yayın yapmam lazım ama Hüseyin'i buraya katmayacağım. Bakalım şunu bir biraz alayım da. Üzerinden bir din oluşturulmuştur, Kemalizm diye. Bak, Bunu bak, bak ne yapar o?
Yani onunla bir sorunum yok. Ama onun üzerinden bir din oluşturulmuştur. Kemalizm diye. Hmm. Bunu yaparken Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsını söyleyecek bir şeyim yok. Ama bir şey, Atatürkçü olmak zorunda değilsiniz. Niye olmak değiliz? Hı? Sen olma lan. Sen olma. Hayır, Atatürkçü olunca kötü mü göstereceksin Atatürkçüleri? Ha? Devam. Diyorum sadece. Veya Kemalist olmak zorunda değilsiniz. Yani dinden kurtulmuşsunuz. Başka bir seküler dine dahil evet, olmuşsunuz. Atatürkçülük. Yani Atatürk'ü sevmek seküler bir dinmiş. Atatürk'ün ulan kazma. Bir şey din diyebilmek için bir ritüel olması lazım. İbadet şekli olması lazım. Atatürk'e herkes gidip 5 defa namaz mı oluyor? Hı? Atatürk'e herkes gidip Atatürk'ün naralarıyla bir şeyler mi söylüyor? Dua mı ediyor? Hı? Atatürk'e tapan mı var? Bunlar İslam'ı İslamcı cenahın o tarikatçı şerefsizlerin lafıdır. Gargamel de onu söylüyor bak. Atatürkçü putçuluk. Onu söylemeye çalışıyor. İt. Değilsiniz. Yani dinden kurtulmuşsunuz. Başka bir seküler dine dahil olmuşsunuz. Arada nitelik olarak bir fark yok diyorum ben. Aksine... Ha, öyle diyorsun. Öyle diyorsun. Başka? Mustafa Kemal Atatürk'ü Atatürkçülük veya Kemalizm maskesiyle şey yapmak, kullanmak bir istismardır diyorum. Ve birçok insan bunu yapıyor. Ha, şimdi arkadaşlar biz burada... Dini eleştiriyoruz. Atatürk İslam'ı eleştirmek için bize bir yol açtı değil mi? Kur'an'ı Türkçe'ye çevirdi. Önce de herkes Arapça okuyordu. Hiçbir şey anlamıyordu. İnsanlara dedi ki şu kitabı Türkçe'ye çevirelim de kendi söylüyor. Kur'an'ı diyor Türkçe'ye çevireceğim de Arap yaverinin kim olduğunu herkes öğrensin diyor. Git bunu öğren. Dinleri yıkmaya çalışıyor Atatürk. Çıkmış bu kazma ne diyor? Bu kazma ne diyor? Atatürkçü olmak zorun. Biz Atatürk'ün burada bize bir yol çizdiğini, bu ülkeyi kuran kişi o. Kuran. Kimse ona tapmıyor. O senin hüsnü kuruntun. O senin hüsnü kuruntun. Kimse gidip de Atatürk'ün başında namaz kılmıyor. Ona gidip tapmıyor. Önünde secde etmiyor. Kimse burada demek istiyor ki arkadaşlar şu camiada menteist diyelim bunlara. Menteist camiada kimse Atatürk'ü konuşmasın. Ağzına almasın. Onu mu istiyorsun sen? Hı? Böyle bir adamı, bizi bu hale getiren bir adamı, bize modern bir hayat sunan bir adamı, modern hukuku getiren bir adamı anmayacak mıyız? Onu mu istiyorsun? Eğer anarsak Atatürk'ü ne yapıyor? Kullanmayacağız bu mecrada. Şuna bak. Ha şunu da söyleyeyim. Dün yayında söylüyorsun ya Gargamel. O yayına kimse çıkmayacak. Ahmet Balyemez ne bileyim çıkmasın. Çıkmasın. İnsanlar tehdit ediyorsun ya. Bak burada sana küfür etmem lazım. Ulan orası bu çocuğu. Senin demenle mi Ahmet Balyamaz benim kanala çıkmayacak? Ya da o bu kanala çıkmayacak, bu kanala çıkmayacak. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Ben geçen buna dedim ki, bu zinaya. Bak dedim rezil oluyorsun. Rezil oluyorsun. Ben utanıyorum senin şu an düştüğün durumdan. Utanıyorum senin. Bak dedim beni şey yapma, zorlama ama zorluyorsun. Zorluyorsun. Utanmadan çıkmış pilav yayınları silecekmişim ya. Vazgeçmesi için pilav. Açıyorum lan. Sen kimsin de bana diyeceksin ki pilav yayını? Sen kimsin lan? Ben kaşınanın anasını avradını sikerim burada. Sen kimsin de çıkacaksın bana o pilav yayınlarını niye sileceğim? Daha ben Süleyman açtığım yayınlar duruyor. Gülsüçen siktir oldu gitti. Onlar duruyor. Bunlar da kalacak burada söyleyeyim sana. Bunlar da kalacak. İlelebet kalacak burada. Sen kimsin lan? Silecekmişim. Bu İbni'ye şey söyledik. Ulan biraz şey oldu dedik yani çekil. Bak rezil oluyorsun. Rezil oluyorsun. Kendini bitiriyorsun. Ben kendimi geri çekmeye çalışıyorum. Hala onu zafer nidaları olarak anlatıyor. Çıkmış Zat-ı Şerif çekilmemişim. Özür dileyecekmişim bundan. Özür dileyecekmişim. Ve videoları silecekmişim. Şuna bak. Gargamel. Ben öyle kolay kolay insanlara özür dilemem. Hatalı olmadığım sürece. Anladın mı? Hatalıysam onu yayında söylerim zaten. Yüzüne söylerim. Ya da fark etmişim ertesi gün yayın açarım orada söylerim. Böyle böyle oldu diye. Ben bundan 5 yıl önce Edip Yüksel'le bir yayın yaptım. Edip Yüksel'le yayın sonunda biraz dalga geçtim. Hemen aradım abi biraz yanlış oldu falan diye dedi. Kendine de söyledim. Ertesi gün canlı yayında da söyledim. Tamam, sen kimsin lan ben senden özür dileyeceğim. Ben öyle her şeyi kolay kolay unutmam. Evet devam edelim. Gakko 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 gakko. Gakko geri gel. Atatürk'le ilgili şeyle geçiyoruz başka. Bak Atatürk hakkında ne konuşuyor İbni'nin evladı. Bu fotoğrafı ben topluluk kısmında da paylaşmıştım. Arkadaşlar dikkat edin. Bak. Bu maskeyi kullananlara dikkat edin. Atatürk maskesi. Prim yapıyor, tezgahlıyorlar Mustafa Kemal Atatürk'ü. Dikkat edin.
Bir kimse Atatürkçülükten çok dem vuruyorsa o insana dikkat edin. Arkasından her şey çıkabilir. Vay. FETÖ çıkabilir, Yahudilik, Masonluk çıkabilir. FETÖ çıkabilir, Yahudilik, Masonluk, Siyonistlik hepsi çıkabilir. Şimdi Yahudilik, FETÖ nefret eder, tamam mı? Yahudilik ne alaka? Ne alaka? Masonluk ne alaka? Ha? Dikkat edin, kullanıyorlar. Atatürk'ü kullanıyormuşuz arkadaşlar. Atatürk'ü kim seviyorsa Atatürk'ü demek istiyor ki yani siz Atatürk ismini kullanmayın. Siz Atatürk'ü anmayın. Atatürk kullanılıyor. Kemalistler şöyle, Kemalistler böyle. Bak Gakko, şunu da söyleyeyim sana. Atatürk öldükten sonra bir müddet CHP şey yaptı. Devleti, hükümeti yönetti. Ondan sonra gelen bütün partiler sağcı, dinciydi. Bunu götüne mi sokarsın, gönlüne mi sokarsan, sonra Atatürkçülük, Kemalizm falan kalmadı. Bak, cumhurbaşkanların hepsine bir bak. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde neredeyse hepsi Kabe'ye domalmaya gitti. Haberin var mı bunu? Kenan Evren dahil, Turgut Özal dahil. Anladın mı? Hepsi. Zaten Refah Partisi'nin başındaki o neydi o, Erbakan her yıl gidiyordu. Hepsi gidiyordu. Alparslan Türkeş bile gitti oraya. Anladın mı? Bunların hepsi sağcıydı. Atatürkçü bir parti bile doğru düz gelmedi. Bunların Kemalizmle alakası yok. Git bunları öğren. Bak şu anda da zaten Erdoğan. Hepsi öyle. Atatürk'ü kim kullanıyor? Atatürk'ü kullananlar dinciler. Anladın mı? Dinciler. Bunun ayrımına var. Ona göre konuş. Kemalizm ülkeye zarar vermişmişmiş, şumuşmuşmuşmuşmuş. Atatürk'ü kullananlar belli kişiler. Atatürk'ü gerçekten özümseyip bunu anlatan insanlar da öldürüldü. Uğur Mumcu gibi, Bahriye Uçoklar gibi. Bunlara karşı gelip Atatürk'ü istismar eden, gerçek Kemalizmi anlatan, demokrasi anlatan insanlar da öldürüldü. Anladın mı? İbne'nin çocuğu. Bunları öğren. Ona göre çık konuş. Daha bir yarrak bilmiyorsun. Zöz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 
Konuşmayacağız mıyız Atatürk'ü orada? Konuşmayalım mı burada? Devleti kuran kişi. Bizi biz yapan kişi. Şimdi gelelim şimdi bunun şeyine. Arkadaşlar yavaş yavaş gelirim. Az sonra Bekir'e geçeceğim. Şimdi bunun bir şeyi var. İslam eleştiriyor ya. Sözde İslam eleştiriyor bu Gargamel. Sonunda bir anda değişiyor. Artık Gitti'ye zaten vuruyordu da. Yani ben eleştireceğim, ben böyle eleştireceğim diye şey yapmaya çalıştı. Geek TV'ye bir şekilde dokundurarak kendi reklamını yapmaya çalışıyor. Bizi diyor ya prim kasıyor, tribünlere oynuyor falan filan diye. Prim kasmak için bazı şeyleri var bunun. Tamam. Ve bizim kanala da çıkmak için bayağı da bu uğraştı. Sözde bu beni çağırdı falan diyor ya. Onu da şey yapma, uydurma. Senin hakkında, benim hakkımda yaptığın yayınla ilgili çağırdım. Gel dedim benim karşımda yüzüme söyle dedim. Ama İbne'nin çocuğu huylandın gelmedim. Beni çağırdı gelmedim ya. Beni çıkartmak için şunu yaptı. Gel dedim gel. O anlattıklarını, kanalda anlattıkları yüzümüze söyle. Götünde yemedi. Onu da şey yapma. Kıvırma yani. Tamam mı? Senin oradaki cemaatin yutabilir. Asıl cemaat orada. Yutabilir ama onu buradaki eski şeyleri, o yayınları izleyenler, o günün takipçileri asla unutmaz. Şerefsizlik yapma. Pislik herif. Bu arkadaşlar sözde din eleştiriyor ya. Bizim Hüseyin'le bir de bir yayını oldu bunun. Hüseyin'le bunlar konuşurken hatta Hüseyin'e de aramdan bozulmasının nedeni de odur. Yani Hüseyin'e kızdım. Şu pislik herifi benim kanalıma çıkarma. O atletliği de bunu da çıkarma. Ta o zamandan biliyorum bunların ilk gün çıktığından beri pislik olduğunu. Hatta dün Hüseyin'e de söyledim. Bunları ben zamanında uyardım mı uyarmadım mı? Hüseyin ben bugünlerin geleceğini biliyor muydum bilmiyor muydum? Ben seni onlardan korumaya çalıştım. Bunlar pislik insanlar. Neyse. Hüseyin'le bunlar bir yayın yaptı. Orada Allah pezevenk mevzusu geçti. Allah pezevenktir mevzusu geçti. Sonra bu cihatçılar özellikle o Atom Kamil, bizim F-16'lı Atom Kamil çıktı saldırmaya başladı. Hüseyin'e saldırıyor. Buna da saldırıyor. Hatta bu Gargamel'in eşine çocuklarına laf etti. İslam hukukuna göre senin eşin bize cariye, çocukların cariye falan dedi. Tabii şimdi onları yuttu. Özür diler. Biter bunun için. Bu geniş insan yani. O şerefsiz sürekli Hüseyin'e saldırdı durdu. Sonra ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben de bunu yeni öğrendim.
İzlemediğim için yayını bak şimdi göstereceğim. Sesini duyacaksınız. Bu şerefsiz orada büfe işletiyor ya. Büfe bunun sattığı zaten Türk ürünleri falan filan, peynir, yoğurt falan filan getiriyor ya. Orada bir şeyler yapmak için. Hep de bunları Türklerden alıyormuş. Bu Allah'a pezevenk dediği için Türkler buna mal vermemiş. Türkler buna mal vermemiş. Hatta 8-10 bin eurosunu adam biri ödememiş. Götüne girmiş. Ondan sonra olanlara bak arkadaşlar. Bu İbne ondan sonra İslam videoları yapmamaya başlıyor. İslam'ı eleştirmiyor. Bir de bize diyorlar ya. İslam'ı eleştirmiyor. Ondan sonra başlıyor bize vurmaya. Bize daha çok saldırmaya. Bize saldırmaya. Hep bizi eleştiriyoruz. Eleştiriliyoruz. Çünkü işini yapamayacak. Hani para için diyor ya bize. Para için yapıyor. Bunun işi gücü para. 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 Bu bana diyor ya arkadaşlar. Konsomatris insanlar bira ısmarlıyor orada konuşuyor falan filan. Sen var ya bak. Kakkoş. Sen fahişe gibi kendi düşünceni İslamcılara sattın. Bunu biliyor musun? İslam eleştirmekten vazgeçtin. Şu an onlarla beraber yayın yapıyorsun. Fahişesin. Düşüncesini satan bir fahişesin sen. Anladın mı? Aç kalacağım diye orada. İş yapamayacağım diye. Senin götüne de geçirdiler o şeyi. Şimdi otur Atom Kamil'le yayın yap. Bekir'le otur ayetleri konuşuyorlar. Şöyle bir ayet var Kur'an'da. Şöyle bir ayet, şöyle güzel ayetler var. Şimdi İslamcılarla otur kalk. İslamcılarla bana vurmaya çalış. Sen busun. Düşüncesini satabilecek bir fahişesin sen. Para için. Para için tekrar İslamcılarla biri olacak kadar şerefsizsin sen. Şimdi daha ucuza alıyorsundur. Gittiği ve saldırıyorsun ya. Herhalde şeylerini o büfede satacağın şeylerini zeytindir, peynirdir neyse artık. Müslümanlardan daha ucuza alabilir. Daha önce sana ürün vermiyorlardı değil mi? Bu dini eleştirdiğin için. Ulan şerefsiz. Ulan şerefsiz. Şimdi yavaş yavaş Bekir'e gelelim. Bu kakkoşu bir kenara bırakalım. Şimdi bu Bekir arkadaşlar bu Bekir ben bunu geçtiğimiz yıl mı bunu ifşa etmek zorunda kaldım. Niye ifşa etmek zorunda kaldım? Kadınlara asıldığı için kadınlar asılması beni ilgilendirmiyor. Geleceğim şimdi Bekir. İyi dinle. Senin kadınlara asılıp asılmaman beni ilgilendirmiyor. Sadece kadınlara asılıp da kimseyi bu mecradan abonelikten çık diyemez. Ve özellikle bunlar da benim tanıdığım insanlarsa. Bak geçen gün bundan önceki gün müydü? O pilav yayında gösterdim değil mi? Kürdistan hayallerini kurduğunu, PKK'ya şey dediğini, Kürtlerin hakkını savunuyor dediğin o ekran görüntüsü var. O zaman ona da geleceğim. O var ya. Şimdi orada o yalanmış malanmış. Geleceğim bak şimdi. O çocuğa da diyorsun orada. Çıkacaksın. O chatlerde seni görmeyeceğim. Kadınlara dediğinin aynısı o çocuğa da diyorsun. Bak sen kimle yattın, kimde kaldın git götünü ver bana ne. Ama kimseyi benim takipçime çıkıp da oraya izleme, oraya yazma. Kadınla bir ilişki yaşamış olabilirsin. Beni ilgilendirmiyor. Ama konuştuğun kadınları çıkıp da onları tehdit edemezsin. Onlara şantaj kuramazsın. Onların ekran görüntüsünü alıp onlarla yaptığın görüşmeleri ses kaydını alıp da onlara şantaj yapamazsın. Şantaj yapan adama ne denir? Şerefsizsin. Sen bir şerefsizsin. İnsanların ses kaydını alıyorsun onlarla şerefsizlik yapıyorsun. Yazmıyormuş da kadın öyle diyordu. Yazmıyor direkt arıyor diyor. Şey bırakmamak için diyor. Ama diyor bu kayıt alıyormuş diyor. Geleceğim ona şimdi. Bunun iddialarına arkadaşlar. Bunun iddialarına. Ben ilk önce isterseniz ben o zaman yaptığım yayının şöyle kısaca bir geçeyim arkadaşlar. Ve şeyleri göstereceğim. Bir dakika. Şu kemtaziye masa üstü. Bekir'e. Şimdi bakın o zaman ki şeylere şu an ne diyor arkadaşlar? Dün yayında konuşuyor orada. Diyor ki o zaman yalanlıyordu. Öyle bir şey varsa çıkar diyordu. Tamam mı? Yalan bunlar, iftira diyordu. Sonra yanında kaldığı adamı yayına çıkarttık. Adamı konuşturduk. Bu yalan derken adam çıktı hepsini anlattı. Şimdi kısaca olayı bir hatırlayalım tekrardan arkadaşlar. Bekir'e bak ben bunu anlatmayacaktım. Şunu da söyleyeyim isterseniz. Ben bunu anlatmayacaktım. Bu olay kapandı gitti. Senin ne kadar şerefsiz olduğunu ortaya çıktı. Kapandı gitti. Ve Gargamel bana saldırtmak için
Etrafta kim varsa gitti bir mağduru diye oraya toplatıyor, çıkartıyor, olayı kaşıyor. Sen orada hopluyorsun, zıplıyorsun. Habire Bekir'i anlatıyor. Ben seni geçtim geçtim. O şerefsiz Gargamel sizi çıkartıyor orada, konuşturuyor. Eski olaylara deşiyor ki, anladın mı? Ben sizlerle uğraşayım. Tamam mı? Kendini haklı çıkartayım. Tamam mı? Böyle şeylere bak, ben hiçbir şey kolay kolay unutmam. Açarım, ortaya sererim. Ve kendi kendinizi bana ifşa ettiriyorsunuz. O Aysel Kök denen gancık diyorum ben ona. Gancık. Gidiyor. Ben onu sürekli tehdit ediyormuşum. Tamam mı? Bak seni ifşa ederim. Yazışmalarını ifşa ederim. Tehdit ediyorum. Nerede tehdit ediyormuşum? Ha? Bir kere şeyde gördüm. Neydi o? Sansüz Beyinler şeyde oldum. Habire beni kötülüyor. Nereye gitse chatlerde beni kötülüyor. Bir orada uyardım. Baktım madem ben kötüydüm. Ben kötüydüm. Geldim. Benden niye yardım istedin? Onu yazdım. Yine saldırıyor. Ben öyle şey demedim de şey ifşa etti şöyle şöyle. Ya bak dedim, madem ben kötüydüm, benim yanıma niye geldin? İstersen bunu göstereyim. Göster, ondan korkum var, göster. Bak bir orada yazdım. Geçen Adem Dal'ın programında Yakup Deniz'de yayın yapıyorlar. Tamam mı? O kancık Yakup Deniz'e mesaj yazıyor. İbrahim Atabey şey, ateizm derneğiyle şunu yaptı, bunu yaptı, şunu. Kadın durmuyor. Kadın gül sıçan gibi durmuyor. Ve en son Gargamel çıktı. Bu insanlar etrafına toplamaya başlayınca oraya mesaj olarak o kadın yazdı. Geldi, durmuyor. Rahat oraya göstermeye, beni diyor çok taciz etti. Taciz, şununla yazışmalarımı dökmeye taciz etti. Kaç tane şey var göstersin bakalım. Taciz etti, taciz etti. Gösterecekmiş, göstermeyen şerefsizdir. Ben bunu gösterince de ağlıyorsunuz. O gancağı buradan bir şey daha söyleyeyim. Orada söylüyor ya. Hani o yazışmada ben İlyas'a Adem Dal'a vurmuşum ya. Onu gösterdim. Adem Dal orada geçmiyor bile. Kadın o şeyde ne yazıyordu? Adem Dal'a ben vurmuşum, İlyas'ı kötülemişim. Nerede vardı o da kötülük? Ha? Yakup Deniz'i ezmişim. Şöyle kötü şeyler yazmışım. Ne varmış orada? Ya Adem Dal'ın ismi bile geçmiyor. Arka planda şey yapmışım. Dün bunun yayınında ancak utanmadan çıkmış. Ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? O yazışmalarda görünmüyor ama diyor biz konuşurken diyor İlyas'a çok hakaret etti mi diyor. Neler dedi diyor. Adem Dal'a neler dedi diyor. Aa! Ya ben seninle ne zaman konuştum? Sen aramışsın aramışsın ben cevap vermemişim. Sen aramışsın aramışsın cevap vermemişim. Onun öncesi ne zaman konuşmuşuz? Oradaki tepede ne yazıyor? İlk defa konuştuğumuz belli. İlk defa. Bak şöyle bir tiyo vereyim size. Benim eski Facebook sayfam kapandı. Tamam mı? Şey yapın, montaj yapın. Nasılsa ben oradan kanıtlayamam. Çünkü gitti o Facebook sayfası, bütün yazışmalarım gitti. Montajlayın, tamam mı? Gösterin oraya. Benim ismimi yazın, şeyimi yazın oraya, tamam mı? Orada bir yazışma çıkardım, bana öyle gelin, tamam mı? Başka şey yapamazsınız zaten. Çünkü ben onu kanıtlayamam. Bak size tüyo veriyorum. Facebook'taki yazışmalar, o kapanan Facebook'taki şeyleri kanıtlayamam, gitti. Gidin orada benim bir yazışmalarımı alın. Yani yapın, bir yazışma yapın. Montajlı, Photoshop'lu falan filan. Tam onu gösterin, tamam mı? Onu gösterin. Başka şeyi bulamam. Bak size tüyo veriyorum yani. O gancık utanmadan benim hakkımda böyle konuşuyor. Ben bununla konuşmuşum da arka planda. İşte Yakup Deniz'e vurmuşum, İlyas'a vurmuşum, Adem'e vurmuşum ama diyor kanıtlayamam. Kanıtlayamam ya. Vay lan utanır. Ya, o kadın var ya, kadınlığından utan ya. Kadın müsveddesi. Senin yazışmalarını bak. Bana en sonunda Gargamel sana geldin oraya. Durmuyorsunuz. Geliyorsunuz. Gargamel bana bir savaş açmış kendince. Tamam mı? Ondan güç alıyorsunuz. Kendinizi rezil ettiriyorsunuz. Bekir de öyle. Bak durmadın. Ben sana bir şey demiyordum burada. O gancık geldi. Senin o mevzunu açtı orada. Çünkü yazışmada geçiyordu. Ve orada o yazışmada geçen. Ben niye sürekli seni anayım? Sen de yine hopladın, yine zıpladın orada. Hemen Gargamel'den güç al. Bir de bunların şeyleri var. İnsan azmanı, bir tane hafide bir piç var ya. İnsan azmanı. Bu ne şey yapıyor? Ha. İnsan azmanı o piç. Bunu da köpek gibi her yere salıyorlar. Onun şeyleri, tasmaları Gargamel'in elinde. Saldırıyor o orospu çocuğu. Saldırıyor. Bu Gargamel diyor ki hafif güç saldır amına koyayım. Gidiyor o amına kodumun çocuğu. Hafif denen azman. Şuraya saldır, buraya saldır. Yazışmalarda görüyorsunuz yani. Bak Hafi seni arayacak, Hafi seni arıyor. Hafi şöyle, Bekir de beni tehdit ediyorsun ya. O Hafi denen orospu çocuğu da sen de. Oradan bana laflar söylüyorsunuz ya. Ben Türkiye'de değilim de yapıyorsunuz değil mi onu?
Türkiye nasılsa gelemez diye. Bütün şeyiniz o. Gelin bir de benim yüzüme söyleyin. O Gargamel'e de dedim bak. Eziliyorsun, bitiyorsun. Eğer devam etmek istiyorsan, bunu şey yapmak istiyorsan, o kadar saldırmak istiyorsan gel Rusya'ya. Gel Rusya'ya. Öyle saldırarak olmaz. Nereye kadar saldıracaksın öyle? Madem benimle bir sorunun var, Gargamel çık gel dedim buraya. O tamam dedim, bitti dedim. Yapma, rezil oluyorsun dediğimde. Gel buraya dedim. Yine havlıyor. Yine havlıyor. Türkiye'ye gelemiyorum diyor. Öyle şeylere saklanmayın, anladın mı? Bu şerefsizliğinizi gösteriyor. Ben buradayım, ben bunu atarım. Sen kimsin lan? Geç onları. Ha, geç onları. Eğer o insan azmanı hafif denen zibidi orospu çocuğu. O tehditleri bırak, yanıma gel bakayım. Ne yapabiliyor musun görelim bakayım. Şuna bak lan. Ulan ben hayatımda bir sürü maça da çıktım. Hiç dayak yemedim lan. Hiç dayak yemedim. Gel sen beni döv, tamam mı? Gel sen beni döv bakayım be. Ağzımı burnumu dağıt bakayım. Gel buraya. Evet, şimdi Bekir'in şeylerini bir anlatalım arkadaşlar. Bekir'in yazışmalarını bir hatırlayalım şöyle. Bu hangisiydi bakayım öyle. Ha bu şey, dur. Eskisi. Şurada olması lazım. Bekir'in kadınla yazışması. Şimdi bu kadınlara o zaman diyordu ki kanıtlasın, kanıtlasın, kanıtlasın. Şimdi şöyle yapalım. İlk önce şunu göstereyim. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Şu videoyu bir izleyelim. Bu iddiaların hiçbir tanesi doğru değildir. Açık ve net söyleyeyim. Doğruysa müddeyi iddiasınız patlamakla mükelleftir. Evet. Ne dedi Zat-ı Şerif? Bu iddialar dedi. Hiçbiri doğru değildir. Dün yayında ne diyor? Gargamel'in yayında. Yaptım. Yaparım. Hı? Yaparım. Ben erkek adamım. Şöyle yatarım. Böyle kalkarım. Yattım. Şöyle yaptım. Şimdi ne diyor? Geçen sene ne diyor? Bak bir insan bu kadar omurgasız olur ha. Geçen sene ne diyordu? Bu zat. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Şimdi ses kaydına dinleyeceğim. Öyle bir şey varsa diyor senin kapında yatarım. Köle olurum diyor. Şimdi dün ne diyor Gargamel'in yanında? Gargamel. Duyuyor musun bunları? Sen öyle bir orospu çocuğusun ki. İşine geldiği için konuşturuyorsun. Ben bunları unutmam. Ben bunları unutmam. Devam edelim. Tekrar dinle. Bu iddiaların hiçbir tanesi doğru değildir. Açık ve net söyleyeyim. Açık ve net. Doğruysa müddeyi iddiasınız patlamakla mükelleftir. Evet. Dün yayında kendi kendini deşifre etti bu salak. Dün yayında kendi kendini deşifre etti. Olanların ne kadar doğru olduğunu, sapıklıklarının gerçek olduğunu kendisi anlattı dün yayında. Ve bunu gururla anlattı bir de ha. Gururla. Şöyle yatarım, böyle kalkarım, böyle saplarım, bende böyle şeyler var. Böyle anlattı. Geçen sene ne diyordu? Şimdi ne diyor? Geçen sene bunların hepsi komploydu. Hepsi uydurmaydı. Buna düşmanmış. Biz mesela bunun abonesi 10 bin olmuşsa biz buna düşman olmuşuz. Ve Ahmet'in kanalı 10 bini geçti. Düşman mıyız Ahmet'le? İlyas'ınki geçti. Düşman mıyız onunla? Devam edelim. Şuna gel. Yanlış bilgilendiriyorsun. Bilgilendiriliyorsun. Bak. Her zaman dürüstlükten yanayım. Evet, dürüstlükten yana arkadaşlar. Adam dürüstlükten yana. Geçen sene söylediklerini şimdi ne diyor? Geçen sene hepsi bunların yalandı. Dün canlı yayında kendisi her şeyi söyledi. Bunların doğru olduğunu. Ve bunu gururla söyledi. Devam edelim. Dürüst insanlar bunlar. Yanlış bilgilendiriyorsun. Bilgilendiriliyorsun. Hı. Evet. Her zaman dürüstlükten yanayım. Dürüst arkadaş. Dürüst olalım istiyorum. Evet. Eğer bir şey varsa bak. Onu tek tek ne yapalım? İspat edelim. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Devam edelim. Başka var. Videolar da var. Başka şey de var. Sonra şuraya bunu yanında kaldığı arkadaşı evinden atmış mı atmamış mı? Ona da yalan diyordu Zat-ı Şerif. Değil mi? Yalan diyordu. Şimdi bak. Şunu dinleyelim. Hakkımda bazı iddialar var. Birincisi. Ben İstanbul'da bir arkadaşımın yanına yerleşmişim. Ondan sonra arkadaşım beni evden kovmuş. Hı. Ondan sonra benim bilgisayar sistemime çökmüş. Ondan sonra benim YouTube kanalımı kendisi çalmış. Yani kendisi YouTube kanalıma çökmüş. Birinci iddia bu.
Ben bundan yarım Evet, değil saat mi? önce arkadaşımla konuştum. O bahsetmiş olduğu arkadaşımla konuştum. Bu doğruysa İbrahim Atabey. Bu doğruysa patlayacaksın. Bak arkadaşımla konuştum. İstiyorsan git kendinle arkadaşımla konuş. Bakalım böyle bir şey var mı yok mu? Değil mi? Bak doğruya doğru. Bakalım bu doğru mu Evet. değil mi? Bunu ispatlayacaksın yani. Evet, aynen. Öyle Doğru yok. söylüyor. Birisi sana bir haber getiriyor. Ondan sonra hadi çamur atalım bizi kalsın ne olur. Bak bu hoş bir şeyler değil. Dürüst olacağız. Evet, şimdi arkadaşlar, bu yayını, geçen yıl yaptığım yayını biliyorsunuz. Bu konuşmayı ekrana koydum. O hani az önce arkadaşımla konuştum diyordu ya. Şimdi bunu hala bunu tutanlar vardı o sırada. Ben uydurmuşum, şey yapmışım, bunu yapmışım. Tamam mı? Bu az önce aradım. Arkadaşı demiş ki yok öyle bir şey demiş. O arkadaşını evinde kaldı. Arkadaşı yayına çıkardı. O gün bu zat-ı şerif bütün sosyal hesaplarını kapattı. Korkusundan. Çünkü rezil oldu. Bak şuraya bir daha dinleteceğim. Şuraya bir daha dinleteceğim. Bu doğruysa patlayacaksın. Bak arkadaşımla konuştum. Bak. İstiyorsan git kendinle arkadaşımla konuş. Bakalım böyle bir şey var mı? Evet, bakalım böyle bir şey var mı? Arkadaşını yayına getirdik. İzlemediyseniz yayın bittikten sonra videonun altına ben linki koyayım. Orada arkadaşı geldi. Bunun neler pislik yaptığını, neler çevirdiğini, kadınları nasıl taciz ettiğini ve bir sürü başka hikayeler var. Ona girmedim bile. Onlara girmedim bile. Beni ilgilendirmez yani. Sonuçta ama benim takipçilerimi tehdit etmesi benim canımı sıkan. İsterse kimle yatsın kimse kalıp beni bağlamaz. Ama benim takipçimi çıkıp da orada bunun kanalından çıkacaksın, şunu yapasın diyemezsin aga. Diyemezsin. Kimle yat kalk beni bağlamaz. Ama insanları taciz edemez. Taciz edemez. İnsanlara şantaj kuramazsın ses kaydlarıyla. Şimdi bir ses kaydı dinleteceğim. Yine devam edeceğim arkadaşlar. Ses kaydı. Bakalım şimdi bu arkadaşıyla şimdi konuşuyor. Şimdi arkadaşıyla konuşuyor. Şimdi evet dinleyelim. Ben sen hatırlıyor musun Ersin? Sen bana dedin ki Zeynep için senin için ağladım. Ben bunları da biliyorum Ersin. Sen Bak. nasıl bir adam olduğunu da biliyorum. Sen benim için kötü bir insan değilsin. Ben hayatta oğlum ben hayatta seni satmam lan. Hayatta. Dün satmam dedi arkadaş da tehdit ediyor arkadaşlar. Bu arkadaş da tehdit ediyor. Yanımda kalmış. Arkadaşın da tehdit ediyor. Devam. Mesaj bak o mesajı silersin. Ben sana asla ihanet etmem. Evet. İhanet etmem sana. İhanet. Ben sana kızarım. Yeri geldiği zaman hani sinirimden bir şeyler söylerim. Ama ben sana asla kıyamam. Anlatabildim mi? Ben çünkü sen nasıl bir adam olduğunu biliyorum. Wow. Ama sen burada düşüncesiz hareket ediyorsun. Ya, sana yemin ederim. Bak sana kutsalım üzerine yemin ederim. Hiçbir şekilde bu söylediklerin yani onların sana söylemiş olduğu şeyler doğru değil. Doğru değil diyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Doğru değil dedi. Bu yayının devamında daha dinleteceğim size. Doğru değildi. Dün yayında ne yaptı Bekir? Bekir çıktın oraya. Kendi kendini rezil ettin. Rezil, rezil. Bak beni de buna getiriyorsunuz. O Gargamel şerefsizi bana her zaman her yerden saldırıyor. Sizi kullanıyor. Ve kendi kendinizi deşifre ettiriyorsunuz. O Aysel Kökdelen Gancık da. Sen de bana kininiz var biliyorum. Gidiyorsunuz bu itin yanına takılıyorsunuz. O herkes çıkartacak. Yakında oraya Süleyman da çıkar. Şu an gider o Gökhan Uygur diye bir çocuk vardı zamanında. Onu bile vurup çıkartır. Onu da mağdur olarak gösterir. O öyle bir şerefsiz. Sizi getiriyor. Bak onun yüzünden bu yayını bana yaptırıyorsun. O Aysel Kök denen gancık. Geldi buna yavşadı. O da fırsat. O onu çağırıyor o da geliyor. Bu şerefsiz. Gargamel gitti Ay Yıldız Discord'daki orada İslamcıları yayına getirdi. Bana saldırtmak için. Böyle bir şerefsiz. Siz gidiyorsunuz. Bunun ekmeğine yağ sürüyorsunuz, yayına çıkar diyorsunuz. Ben de sizin bu pisliklerinizi tekrar anlatmak zorunda kalıyorum ya. Niye rahat durmuyorsunuz? Niye rahat durmuyorsunuz aga siz? İlla abi yani sizi deşifremedim. Sonra da ağlıyorsunuz ya millet ifşa ediyor diye. Bunu yaptı, bunu yaptı, bunu yaptı, şunu yaptı. Utanın ya, utanın, utanın. Beni niye buna içine sokuyorsunuz? Geliyorsun o şerefsiz beni karalayıcı bir yayın yapıyor. Siz de çıkıyorsunuz orada şey yapıyorsunuz. Kendi kendini deşifre ediyorsun orada. Şu anlattıklar ne? Hepsi yalan. Hepsi yalan. Ve yemin ediyorsun ya. Bütün kutsalların üzerine yemin ediyorsun. Sizde kutsal musal yok oğlum. Sizde kutsal musal bir şey yok ya. Sizde ar yok ya. Ar yok. Ar damarınız yok ya sizin. Utan ya. Utan utan. Niye bu yayını bana şimdi yaptırıyorsun? Ne olacak şimdi? Hı? Ne olacak? İbrahim kadınları koruyormuşmuşmuşmuşmuş. Öyle mi? Şu yazıları da okutayım arkadaşlar da. Ondan sonra dünkü konuşması dinleteceğim size.
Bu zaten dünkü yayını dinleteceğim. Onun öncesinde o kadınlarla yazıştı ve Ersin'le yazışmasını göstereceğim. Ne yapayım arkadaşım? Ne yapayım ya? Ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım abi? Dur. Sırayla gidelim. Ben bunu o zaman yayında göstermiştim. Okuyalım. Şöyle gidelim. Evet. Bekir Sağlıver. Yazışma arkadaşlar. Ne yapayım arkadaşlar? Telefonda düşmanım değilsin demiştim ama eğer kadınla konuşuyor herhalde burada. İşte kadının ismi veya başka bir kadın hakkında dedikodu yaparsan bak yaparsan karşında beni ha bu herhalde şey Ersin herhalde Ersin'le yaşıyor. Telefonda düşmanım değilsin demiştim ama eğer işte o kadın veya başka bir kadın hakkında dedikodu yaparsan karşında beni savcıyı Zehra'yı ve kim o Zehra'yı ve tüm çevreni bulursun. Bu sana ilk ve son uyarım. Uyarıyor bak. Kadınlar diyor bak bir tane kadın yok burada. Kadınlar var. Sana son uyarım. Bu bir tehdit değil. Senin sağlığın için teklif diyor. Adam sana yazmış bak. Evet. Bekir hemen bundan çıkınca Geek TV boyu arayıp hemen eleştiriyoruz. Herhalde bu adam buna soruyor. Bu kadın şey de adam da Ersin de İbrahim bu konuya müdahil olacak zannediyor herhalde. O yüzden buna yazıyor. Bununla alakalı konuşmadım. Kimseyle İbo'ya hiç konuşmadım. Okey diyor adam. Değil İbo. Kimseye almam kullanmak için diyor. Bak. Herkes de kullanıyorsun. Konusunda ne diyor? Kadın konusunda hukuken bu kadın yanındayım demiş. Demiştim. Arkana İbo gibi bir güç almak için kadınları kullanma. Türkiye'de sin şey ya Türkiye'desin yazmış arkadaş. Bak. O adam da bilmiyor tabii olay ne olduğunu. Adam zannediyor ki Bekir'in arkasında İbrahim duruyor. Devam edelim. Devam. Diğer yazışma. Ne yapayım arkadaşlar? Ne yapayım? Evet Ersin'le yazışıyor şimdi. İbrahim yayında her şeyi anlatmış. Bu bana saracak. Herhalde kadın yazıyor burada. Ersin'e. Evde değilim. Eve gidince izleyeceğim yazmış Ersin. Görüştüğünüz bu aralar sesi çıkmıyor. Evet dün son kez uyardım. İşte kadının yanındaydım dedim. O kadın. Yani bu Bekir'e dediğini söylüyor. Her anlamda o kadından ve diğerlerinden uzak olacaksın dedim diğerlerinden. Ne diyor ki hala diyor bu kadın. Bir şeyler söylemedi. Ben gevşeklik yapma diye uyardım. Onu sadece. Kadın yazdım tamam teşekkür ederim rahatsız ettim. Ben de izleyeceğim yayını eve gidince. Bak görüyor musun? Devam edelim. Hangisiydi bu? Buydu. Şuna geçelim. Burada ne diyor? Bekir yazıyor herhalde. Bekir'e yazışma. Kendine iyi bak. İşte diyor şu kadın için hanım. Sen çok mükemmelsin diyor Bekir. Gülücük. Bakın arkadaşlar geçen günkü yazışmayla hani Kürdistan'ı savunduğu PKK'yı savunduğu yazışmayla buradakiler ne kadar benzeştiğini de görün bak. Tarzı belli zaten bak. Tarzı da belli. Şimdi onu da inkar ediyor ya. Kendine iyi bak. İşte ne hanım. Sen çok mükemmelsin diyor. Gülücük haklısın hoşça kal. Kadın da buna diyor ki sen bir daha kadın haklarından bahsetme. Kadın yazıyor. Yahu senin gibi kadın haklarını savunmuyorum zaten. Yerini bilen kadınları savunurum. Kadın yazmış herhalde. Ben sana yol göstereli 2 gün oldu. Gülüyor bu. Kandırma insanları. Tamam yazmış. Devam. Devam. Diğer bir şey. Tamam mı? Bekir herhalde bunu yazan. He sen öyle san. Kadın her istediğini yapma hakkına sahip değil mesela. Şimdi bu Gülsüçhan'ı kadın için korumuş ya. Kadın olduğu için korumuş ya. Kadın ağır konuşuyormuş ya. Kadın haklarını koruyormuş ya. Kadın olduğu için arkasında durmuş ya. Bakın ne diyor. Kadın her istediğini yapma hakkına sahip değil mesela diyor Bekir. Hakaret edemez. Peki Bekir Gülsüçhan niye hakaret ediyordu bana? Hı? Ben onun hakkında hiçbir şey dememe rağmen aylarca bana hakaret etti. Sen onu savundun. O kadın bana aylarca hakaret etti. Ben sus. Yapma. Şunu yapma. Uyardım. Ona niye bir şey demedin? Onun hakkı vardı. Bu kadının yok mu? Kadınsan haddini bileceksin. Gülsüçhan niye haddini bilmedi o zaman? Bekir? Ben sana yol göster 2 gün oldu diyor. Ne olmuş bu? Ne olmuş bu diyor. Ne yoluymuş bu? Bekir'e bak. Ağzın hep pis küfür diyor kadın buna. Ya sen biliyorsun yolu. Senin değil. Evet devam edelim. Gülsüçhan'a gelince kadın bu haddini bilecek. Sen değil öyle mi? Ya öyle yolu önce o yolu yürümeyi bil. Seni aradım ki düzgün konuşalım diye. Bekir yazıyor bak. İnan ki
Şu an bile sana cevap vermek zoruna o kadar zoruma gidiyor. Kendimi pislik gibi hissediyorum yazmış kadın. Emrivaki konuşma, hakkını kimseye vermem. Cevap verme. Sen kimsin diyor kadın. O zaman ben Bekir Sağlamer'im. Vay, çok artist bir adam ya. Çok böyle bir adam. Devam edelim diğer bir yazışma. Numara karalı. Kimle konuşuyor bilmiyorum burada. Yani belki bir haftaya kadar daha net değil. Ortamı da değiştireceğim. Kısaca yepyeni bir sayfa ve çevre. Böylesi en iyisi. Bu ortam ve insanlar çok yoruyor insanı. Sen bir şey mi diyecektin? Bekir diye mesaj atmışsın da. Ha. O kadının o foto ses kaydını sildin mi? Ha, bunu Ersin yazıyor buna. Buna yazıyor. O kadının ses kaydını ve fotoğrafını sildin mi? Sildim diyor bak. Sildim artık diyor. Dün yayında ne diyor? Hepsi var elimde diyor. Hala tehdit ediyor bak. Hepsi elimde vardı. Göndereyim. Şunu göndereyim. Bunu göndereyim. Bak. Yazıştı şey de bu arkadaşlar. Bak. Ersin'le yazışıyor. Ne diyor bak. Bunları yazıyor. Ersin de soruyor. Çünkü şantaj yapmasından korkuyor hala Ersin. Sildim diyor bak. Dün yayında ne diyor? Buna da sahip çıkan Gargamel gibi bir zina. Sırf gitti bir düşmanlığı yüzünden. Devam. Başka bir şey. Ha şunları bir okuyayım arkadaşlar. Başka şeyler çıkabilir. Bir saniye. Evet, bunu okuyacağım artık. Ne olursa olsun okuyacağım. Başka şey yok. Bakın ne diyor? Adem de var burada. Bekir. Arkadaş yazmış. Ersin herhalde. Sana çok şaşıyorum. Seninle yaşadığım olayları kimse de görmedim diyor. Bak arkadaş evinde kaldı arkadaşı bu. Orospu çocuğu dediğin Adem'i utanmadan arayıp yardım istiyorsun. Adem. Senden yardım istedi bu. Ben bunu ekran atmışım da o zaman okumadım herhalde. İşte sonra neden böyle oldu? Ersin diyeceksin. Ve benzeri sebepler sana göre bunlar normal, bana göre değil. Aramızdaki fark bu. Bak. Oy 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 oy. O da diyor Ersin sana sadece şunu diyeyim. Bir kere de kabul et. Kimin ne olduğu zamanla ortaya çıkacak. En dost bildiğim bile yanlış yaptı diyor. Kim o? Biz mi yani? Kanalını kurduk, seni tanıttık, her şeyi yaptık. Seni piyasaya çıkarttık, tartışmalara soktuk. Herkesten her şey beklenir artık. İlk önce kendine bakacaksın. Buna geçelim. Şu yazışma neymiş? Herhalde bunu Ersin yazmış. Yani o bayanı kurtarmak için seninle iyi konuştum. Konferans yaptığımız bayan Beniton o kim bilmiyor. Beniton'un yanından ayrıldım. Sinirlerim tepemde. Benim numaramı da sil. Para da istemiyorum senden. Pul da bir daha beni arama. Yolun açık olsun. Seni kurtarmak için çok çaba gösterdim. Annenin hatırına. Ben kimsenin gazıyla hareket etmiyorum. Seni evden sana inancımı kaybettiğim için gönderdim. Bekir yalandı bunlar değil mi? Arkadaşınla görüşmüştün demin. Yalandı bunlar. Sen hala benim sayemde Facebook'ta atıp tuttun. O açtı canlı yayın var ya arkadaşlar o. O gün ben sana böyle böyle dedim. Çünkü o bayanı kurtarmak istedim. Sen herkesi telefonundaki ses kaydı programları ile tehdit etmeyi biliyorsun. Bu saatten sonra sesini duymak bile istemiyorum diyor Ersin. Benim için tamamen bugün bitti. Sana hiç yakışmadı. Evet. Şeyin yanında kaldığı arkadaşlar. Diğer bir yazı. İşbank 5.000 TL hesabına atınca dekontunu çek diyor. Tamam mı? Hadi hoşça kal. Şimdi bu şey Bekir bunun yanında kalırken Ersin'in bana anlattığına göre oradaki şeyden bakkaldan neyden sürekli alışveriş yaptırıyormuş. Ersin'in üstüne yazdırıyormuş sürekli. Adama 5.000 lira borç çıkmış oradan. Tamam mı? Onun şeyine de herhalde Ersin de bunun bilgisayarın elinden almış. Öyle bir hadise var. Adam o yüzden diyor ki İşbank 5.000 TL hesabımı atınca dekontu çek. Not aldım hadi hoşça kal yazmış. Okey. Seni son kez uyarıyorum. Senin gibi boş işlere ayıracak vaktim yok Ersin diyor. Benim diğer tarafımı en iyi sen biliyorsun. Benimle iki tür insan düşme olur. Ya çok aptaldır ya da çok güçlüdür. Umarım sen sandığın kadar aptal değilsindir. Hiçbir zaman benim kadar güçlü bir adam olamayacaksın. Bekir, duydun mu? Tehdit ettiğin adam bu işte bak. Sana evini açmış. Sana evini açmış. Şu yazıyı okuyalım. Bu neymiş? Ortamı değiştireceğim falan demiş. Evet, geçelim bunu. Şöyle bir şey var. Şimdi video çekeceğim. Birkaç video beraber atacağım. Geldiğinde arama kanka. Video kesilir. 2,5-3 aydır senin yanındayım. Sen beni bazı ne diyor? Bazı
korumak amaçlı yanına davet ettim ve seninle aramız iyi olduğu için seninle bir iş yapmayı kararlaştık. Fakat bazı sebeplerden ötürü olmadı. Senin bana maddi ve manevi çok yakın geçti. Manevi çok yakın geçti. Bunu asla unutmam. Ne diyor? Kısa sürede seni tanımış olsam da sanki uzun süredir tanımış gibiyim. Ben seni ve çevrendeki kadınlara ne de kendi çevremdeki kadınlara ya da insanlar asla kötülemedim ki. Bu bana yakışmaz. Eğer benim hakkımda herhangi bir iddia ortaya atılırsa bu iddia sahibi kesinlikle iddia ispatlamak mükellefdir. Adam ispatlıyor işte. Şimdi bak. Şöyle bir şey daha var. Şimdi arkadaşlar. Ersin'in yanında. Ya Ersin'in kız arkadaşı nasıl oluyor? Eski ayrıldığı kız arkadaşı nasıl oluyor? Ve Ersin kıza mesaj yazıyor. Bak sana bir şey soracağım diyor ayrıldığı kıza. Bekir sana hiç asıldı mı? Sapıklık yaptı mı diyor. Kız arkadaşı diyor ki yeni mi aklına geldi? Sormak diyor. Sitem ediyor. Evet yaptı tamam. Şimdi bunlar yalandı Bekir değil mi? Bunlar yalandı Bekir. Değil mi? Yalandı. Tuzak kurmuşlar buna. Neler neler. Şimdi bir ses kaydıyla devam edelim. Dünkü yayını şöyle kısaca bir irdeleyelim arkadaşlar. Dünkü yayındaki konuşmalarını teker teker bunları hatırlayın. Dünkü yayına konuşmalarını bir dinleyelim. Evet. Sürekli benim çüküm üzerimden hareketle felsefe üretiyor ve bu yönde de yayınlarına yön veriyor. Ulan abicim. Sürekli mi? Ya. Ne süreklisi? Gargamel getirdi seni buraya. Sen de geldin. Ne yapayım? Hani... Şimdi ne yani kıçından mı tutsam, kulağından mı tutsam, saçından mı tutsam, yani neresinden tutsam bilemiyorum. Ulan anasını satayım. Şimdi arkadaşlar yayın boyunca bu anlattıklarına yalan yalan uydurma falan filan diyordu ya. Şimdi bak ispatlamakla mükelleftir diyordu ya. Şimdi bak kendi kendini ispat edecek ve nasıl bir ağızla, iğrenç bir ağızla kendini deşifre edecek. Bakın arkadaşlar. Benim zamanımda, bak zamanında beraber olduğum kadınlar artık nasıl bir doyumsuzluğa ulaşmışlarsa bilmiyorum. Yani artık nasıl istekli hale gelmişlerse, daha da nasıl istekli hale gelmişlerse abi gelip benden geçiyorlar, karşı tarafa dert yanıyorlar. Sonra da bak kadınlar diyor benden geçiyor. Yani benle yatıyorlar, kalkıyorlar, karşı tarafa dert yanıyorlar diyor. Bak. Dur, olan bizim burada işte Aysel Kök oluyor, yok bilmem Günal oluyor. Neymiş? Bekir sarkıntılık etmiş ve ya arkadaş yani ben anlamıyorum abi 29 yaşındayım hani biraz da olsa giderim de var. Bekir'in gideri var arkadaşlar. Şimdi bak o iddiaları mükelleftir diyor ya, kanıtlamakla mükelleftir. Bekir kendini kanıtlıyor. İyi dinleyin arkadaşlar. Türkiye'de yaşıyorum. Ben o kadar yayın yaptım. Yani bırakın da hayatımda şöyle birkaç kişi olsun. Yani, birkaç kişi? Bir zahmet. Yani bunu ben size hesap vererek mi bunu yapacağım? Afi sürekli diyor 7 santim keseceğim fotoğrafı göndereceğim. İbo gönderse İbo onu yayında kullansa Afi'ye karşı. Yani. Evet. Gönder lan. Gönder. Ben de Afi'ye göndereyim tamam mı? Gönderin bak Afi'nin anası Bedia var ya. Senin çükünle ona doymaz. Afi'de olsun o Bedia'sı var ya anası. Bedia'sının anasının amına soksun ama o Afi'nin insan azmanının anası var ya. Senin sikinle doymaz söyleyeyim. En son biz ona roket atar attık. O Hafi denen insan azmanın anasının amına küfür etmem lazım. Çünkü o çok ağır küfürler ediyor. Çoluğa çocuğa gelinceye kadar. O Hafi denen orospu çocuğunun anasının amına roket atar soktuk. Kürek soktuk çıkardık. Kafa soktuk çıkardık. Neler yaptık? Senin çükün onu doyurmaz. Söyleyeyim sana. Evet Hafi'ye neymiş? Bak Hafi'ye göndersin diyor. Bu Hafi denen insan azmanı benim çükünün 7 santimetreymiş ya. Bununki büyükmüş yani. Büyükmüş. Fotoğrafını çekecek bana gönderecek. Ben de benim diye şey atacağım. İnsan azmanını atacağım. İnsan azmanı da alsın abi. Madem şeyine güveniyorsun. Tırrığına güveniyorsun. Bak hatta hırrın. Senin dilinde konuşayım. Hırrığına güveniyorsun. Gönderelim. O da Bedia var ya anası. Onun anasının amına soksun. Kendi anasının amına soksun. Evet. Diyor 7 santim keseceğim fotoğrafını göndereceğim. İbo gönderse İbo onu yayında kullansa Afi'ye karşı. Yani artık Afi sussun yani bu konuda. Değil mi sussun? Şimdi arkadaş. Hani sustum. Bekir gönder bak gönder. Ben de Afi'ye göndereceğim. İnsan azmanına. Sustum. Yani artık konuşmayayım diyeyim. Sürekli kadınlar ben kadın. Yok kadınları konuşturacağım. Yok şunları konuşturacağım. Abicim hayırdır mesela kadını çıkardın orada. Kadın sana ne dedi? Bekir sarkıntılık etti. Yani
Sarkıntılık etmek, bir şehirden başka bir şehire gidip bir gece Bekir'de kalmak, Bekir'le beraber fotoğraf çekilmek, ondan sonra Bekir'le telefonda fantazi konuşmaksa, abi bir şey söyleyeyim, bu sarkıntılık değil İbo, sen bir git kelimeleri öğren. Bu sarkıntılık değil, bu ilişkidir, bu sekstir. Wow, adama bak ya. Ulan Bekir bak, sana küfür etmemeye çalışacağım. Küfür etmemeye çalışacağım. Çünkü yeterince ezildin. Yeterince ezildin, sana küfür etmiyorum. Yani şu durumun, yani ben sana ne kadar küfür etsem de hiç kalır. O yüzden küfür etmeyeceğim. Sen oraya bir o kadınla ilişki yaşadın. Diğerlerini hiç saymıyorsun nedense. Diğerler o kadını burada ifşa etmeye çalışıyorsun kendince. İlişki yaşadığını söylüyorsun. Ama demin ne diyordun şeyde? Ne diyordun? İspat etmemi istiyordun değil mi? İspat edeceksin. İspat edeceksin. Dur abi. Şu akılda kalması için şu videoyu bir daha koyacağım ekrana. Bu videoyu bir daha ekrana koyacağım. Akılda kalması için arkadaşlar. Şu videoyu bir daha ekrana koyuyorum. Yanlış bilgilendiriyorsun. Bilgilendiriliyorsun. Her zaman dürüstlükten yanayım. Hmm. Dürüst olalım istiyorum. Eğer bir şey varsa bak, onu tek tek ne yapalım? İspat edelim. Evet, ispat edelim. Evet Bekir. Bekir, geri alıyorum. Fantazi konuşmaksa, abi bir şey söyleyeyim, bu sarkıntılık değil İbo, sen bir git kelimeleri öğren. Bu sarkıntılık değil, bu ilişkidi, bu seksti. Hani yoktu, hani yoktu. Bunlar iftiraydı, devam. Sarkıntılık değil. Ayrıca karşısında da gargama gülüyor. Hoşuna gidiyor, konuşuyor, aklı sıra beni eziyorlar orada. Sarkıntılık ettiysen beni engellesinler baba, bu kadar bitti. Bir de işin ilginç tarafı aslında ben o... Şurada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bekir'in bu yaptığı beni asla ilgilendirmez. Kimle yattı, kimle kalktı beni asla ilgilendirmez. Beni ilgilendiren konu bu kadınlar, bu kadınlar benim takipçilerim ve benim tanıdıklarım. Bekir'i de benim üzerimden tanıdılar zaten. Burada hadi onu da geç, bunu da geç. Ama bu kadınları tehdit ederek onun kanalından çıkacaksınız. Orada yazdığınızı görmeyeceğim. Geek TV'nin canlı yayınlarda sizin yazdığınızı görmeyeceğim. En son çocuğa yazdığı gibi. Görmeyeceğim. Aboneliğinden çıkacaksınız. İşte ondan sonra işin rengi değişiyor. Değilse bu yavşağın kimle yattı, kimle şey yaptı beni asla ilgilendirmez. Kimle yattı ama bunun kadınların bu yaşadıklarını ses kaydını almak, görüntü almak, kadınlarla fotoğraf çektirip bunu şantaj olarak ailesiyle tehdit etmek, bu farklı bir şey. Eğer yapmazsan, İbrahim'in kanalından çıkmazsan seni işte bu fotoğraflarımızı ailene göndereceğim. Bu şantajdır Bekir. Bunu kulağına iyi sok. Senin bu yaptığın şerefsizliktir. Ama sen burada övüne övüne onu anlatıyorsun değil mi? Kadınlarla yatıp kalktığını. Övüne övüne anlatıyorsun. Ama benim üzerinden de o kadınları tehdit ediyorsun. Ne demek o insanın resimlerini almak, ses kayıtlarını almak, onları arayıp sanal seks teklif edip ses kayıtlarını almak yakışır mı bir erkeğe? Dürüstsün ya, hani düz konuşalım diyorsun ya. Hah. Yanlış bilgilendiriyorsun. Bilgilendiriliyorsun. Her zaman dürüstlükten yanayım. Dürüst olalım istiyorum. Bak. Eğer bir şey varsa bak, onu tek tek ne yapalım? İspatlayalım değil mi? İspatlayalım. Sen bunu alıyorsun, kendini ispat ederek kadınları tehdit ediyorsun. Ve bu kadın, özellikle o bir tane kadın evlenmiş, boşanmış. Tamam mı? Ve kocasıyla da aralarında büyük sıkıntılar var. Eski kocasıyla. Beni öldürürler diyor. Beni öldürürler İbrahim diyor. Ve kadını yayına da çıkartacaktım. Beni öldürürler diyor. Şimdi bu yavşak onu biliyor. O yüzden çıkart, ekrana çıkart, ekrana çıkart diyor. Ben onu çıkarsam İbrahim seni diyor, bütün ailemde herkesi, benim çocuklarım da seni izliyor diyor kadın. Ben yayına çıkarsam benim hayatım tehlikeye girer diyor. Eski eşi psikopatmış. Ve Bekir senin hayatın da tehlikeye girer. Sen geç umurunda değil de o kadının çocukları var. Sen onunla tehdit ediyorsun, bu kadına diyorsun ki çıkar ispatla. O yüzden sürekli ispatla, ispatla. O zaman sürekli bunu diyordu, ispatla. Madem böyle bir şey varsa ispatlayacaksın değil mi? İspatlayacaksın. Niye? Kadın çünkü gelemiyor. Kadın çıksa, söylese Bekir'le arasında geçenleri,
Tamam mı? Fotoğrafları koysa, ne bileyim diğerlerini koysa, kadının çocuklar ne diyecek annesine? Sen bir kere onlarla tehdit ediyorsun. Ailene gönderirim bunları. Çocukların var, şuyun var, buyun var. Şimdi gelecek arkadaşlar. Dinler misin? Devam edelim. Utanmaz ahlaksız herif. Yayına çıkaracak kadınlara da üzülüyorum. Tehdit edilerek bunlar şey yapılıyor. Bu konuma getiriliyor. Benim ilişkilerim araştırılıyor. O kadınlar tehdit ediliyor. Konuşacaksınız diye. Bak konuşacaksınız diye aileleriyle tehdit ediliyor. Ha. Bunlarla alakalı da belgeler var elinde. Yani ben bile boş konuşmuyorum. Öyle mi? Çıkarsaydın o zaman niye çıkarmadın? O zaman hatta video çektin. Ben öyle bir şey demedim. Böyle algılayan olursa da özür dilerim. Böyle bir şey asla yok. Bak bana bizzati ulaşan bir kadın. Geçmişte tanıdığım birisi. Artık kim mesaj atmışsa. Sen ya Bekir aleyhine çıkıp konuşacaksın. Ya da bilmem şöyle şöyle yaparız. Kim yapacak? Yani abicim ne kadar utanmaz bir şey bu ya. Ya kimi nasıl çıkaracaksın? Abi çıkar. Yani çıkıp orada kadınları çıkaracaksın. Benim çükümden mi konuşacaksın? Bak. Ben kadınları uzaktan tanırım. O kadınları. Ben mi gideceğim Bekir hakkında böyle konuşayım diye? Onu mu diyorsun? Kaldı ki sen buna kendini ispat ediyorsun. Yani artık kusura bakmayın arkadaşlar. Yani hani sürekli soruyorsunuz ya yahu Bekir nedir bu işin mahiyeti? Mahiyeti bu. Buyur. Mahiyeti bu yani. Ben ne anlatacağım abicim bunlara ne? Yani neymiş şuna tamam sarkıntılık etmişim. Bu olmadı. Gittim başkasına gittim. Ne var bunda? 29 yaşında genç yakışıklı karın. Genç ve yakışıklı. Bu bizim Süleyman gibi bu ya. Süleyman vardı ya bizim bir ara. Sülo. He? 56 yaşında görseniz 35 yaşında dersiniz. Ne mankenler arkasında gezdi. Ne kadınlarla yattı kaldı. Siz rüyanızda göremezsiniz onu. Bu da onun gibi ya. Bu da onun gibi. Ne gittim ne var bunda? 29 yaşında genç yakışıklı karınlatık bir adamım. Yani bunu kabul ediyorum. Bunu kabul eden birçok kadın da var ki o kadınlara birçoğu da uğra çıkıyor. Yalan mı? Yalan mı? Evet. Yani illaki İbo bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bundan sonra benim hayatıma girecek olan kadınlara daha özelden şey yapacağım, gireceğim. O mesajları sana göndereceğim. Belki işine yarar. Çünkü sen sürekli ekranlarda küfrediyorsun. Yani küfretme mümkün mü? O mesajların içeriğini oku. Arada bir mastürbasyon yaparsın. Vaa! Şimdi bunlar hani benim pilav yayınlarına şey diyorlar. Küfür ediyor diyor. Şimdi bunun gibi düşünen takozlara diyorum. Gargamel iyi dinle sen de burada. Şimdi küfür etmek bu ya böyle orospu çocuğunu gördüğün zaman küfür etmek mi daha makbul? Yoksa insanların ses kaydını alıp onunla şantaj kurup onun hayatını tehlikeye sokmak mı daha makbul? He? Ben küfür ediyormuşum ya. Böyle yapmak daha mı iyi? Sözde bunlar küfür etmiyor. Yaptıklarına bak. Hani İslamcılar da küfür etmez ya normalde. Ama çocuğa gelince ya da sikmeye kalkarlar. Kadın düşkünleridir. Ama onlar da küfür etmez biliyor musun? Çok dürüstlerdir. Ya da sana ses kayıtları göndereyim mesela konuşmaların, o fantazilerin ses kayıtlarını göndereyim. Ciddiyim yani bunu yapacağım. Ya İbo sen hayal ettiğini ben gerçekleştiriyorum şu an. Bekir o kadar kadının içinde yüzüyormuş ki gerçekleşti. Ben hayal ediyorum kadın. Kadın. Şöyle kadın böyle kadın. Bekir'e bak. Bekir'e bak. Kadınlar içindeyiz. Çok yaşıklı Bekir. Çok yaşıklı. Ben hayal ediyorum ama Bekir ben Rusya'da hayal ediyorum. Bekir Türkiye'de kadınların içinde yüzüyor. O fantazilerin ses kayıtlarını göndereyim. Ciddiyim yani bunu yapacağım. Ya İbo sen hayal ettiğini ben gerçekleştiriyorum şu an ya. Bu mu zoruna gidiyor? Sen ormana götürüyorsun. Hayal kuruyor. Ormana götürdüm şöyle böyle. Sen böyle hayal kurarken ben burada zaten gerçeğini yapıyorum. Öyle mi? Ormana. Güzel fantazi verdin devam et. Ormana götürüp yapıyormuşum arkadaşlar. Ha, yapmadım da değil ya. Yaptım yani. Turizmde çalışırken yaptım yani. Ne var? Ama gidip kadınların görüntüsünü almadım. Kadınların ailesiyle tehdit etmedim. Bak. Aramızdaki fark bu. Ben kimseyi tehdit etmedim. Fotoğrafını çekip video kaydı yapmadım. Ses kaydı alıp da ailesini tehdit etmedim. Ben açık ben ne söyleyeyim? Gün geliyor benim hayatımda 3 kişi oluyor, 4 kişi oluyor baba. Günde 4-5 kişiyle yatıyor Bekir. Ula bu Süleyman'ı geçti ya. Bu Süleyman'ı geçti lan. Bu Süleyman'ı geçiyor. Bundan kime ne? Şu an chat kısmına soruyorum. Yani kim kalkıp da yahu ben hayatımda tek bir insanla beraber olmuşum diyebilecek. Baba it varsa veyahut hayatımda hiç kimse olmamış. Ben hiç özel görüşmelerim olmamış diyecek bir baba it varsa gelsin de burada ona talip bulacağım. Wow, talip bulacak. Bekir başka işlere de meşgul. Talip bulacak. Varsa böyle biri. Bekir hayırdır başka işlere mi gireceksin ya? YouTube tutmadı.
Gelsin vallahi. Badalya takacağım onu. Ya böyle şey, ya beni bunlarla vurmaya çalışıyor. Ulan iyi bu, sen o ekranda benim çükümün fotoğrafını da versen benim için bir önemi yok. Önemi yok İbo, yok. Oo, önemi yok. Önemi yok. Önemi yok. Bekir'e bak lan. Yani ben diyor böyle bir şey bir adamım. İstediğin kadar şey yapabilirsin yani. Ben şeyim yani böyle onur namus olmayan bir adamsın herhalde. Yok geç bunları. Tehditmiş PKK. Abicim ben o yayını gerekli mercileri bildirdim. Ercan şu an Twitter'a girebilir misin kardeşim? Ve ekrana ver lütfen. Twitter. Tamam. Ya da gir abi, ben sana hiç göstermene gerek. Gir Bekir Sağlamer yaz bakalım kaç tane Bekir Sağlamer önüne çıktı benim şeyimden. Ha dur. Dur buldum. Bekir Sağlamer. Geleceğim şimdi. Birleşik mi yazayım? Bekir ayrı yaz. Bekir Sağlamer diye gir kişiler listesine bakalım kaç hesabım çıkacak karşına. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kimse var. Ben şunu söyleyeyim. Şu an kullandığım hesabım. Ben şu şeyden de göstereyim bir dakika. Tamam 5 tane var. Bak, ben Bekir Sağlamer 1. Orada çünkü diğer Bekir Sağlamer nerede? Bak Kur'an'da hayat da var. Bekir Sağlamer 1, 2, 3, 4 evet. Tane hesap var. E şimdi bu 4 tane hesap var diye bütün hesapları ben aktif olarak mı kullanıyorum? Ben nereden bileceğim bu hesaplardan kim kime ne mesaj atıyor? Şimdi geçirdim sana. Bakın şimdi. Saf Twitter'da onları değişik değişik hesaplarla açmış olabilirsin. Muhtemelen de sen açmışsındır. Ama senin o çocuğa yazdığın yer neresi? Evet arkadaşlar. Şuraya gelelim. Geldik. Buraya geçtik. Şurada ne yazıyor? Burası Instagram. Milleti Twitter'la yutturuyor. Şuradaki adrese bakar mısınız arkadaşlar? Ne yazıyor burada? Bu var. Yukarıya çıkıyorum. Şu şey aşağıya kaydırayım. Bakın Instagram'da adres çubuğunda da görünür. Şunu açayım. Şurayı görüyor musunuz? Adres çubuğunu. Hani PKK'lı değilmiş değil mi? Gördünüz mü arkadaşlar? Ne var orada? Yukarıda ne yazıyor? BKRS değil mi? Çocuğa yazdığı mesajı bulalım. Bak burası şey arkadaşlar, bakın buraya Bekir Sağlamer yazın çıkıyor bak. Görüyor musun? Çıkıyor Bekir Sağlamer diye bak. Hah. Bak BKSR değil mi? Çocuğa yazdığı mesaja bakalım. Şimdi sen Gargamel tabii bunları sana şey yapmaz. Sen yutuyorsun. Gargamel yutar bunları. Onun işi gücü düşmanlık. Gelelim abi. Bekir. Sen kimle aşık atıyorsun Bekir? Sen kimle aşık atıyorsun Bekir? Bekir sen kimle aşık atıyorsun? Bekir sen kimle aşık atıyorsun? Gargamel yutar, o salaktır. O embesildir. Global düşünür o. Geniş bir insandır o Gargamel. Çok global düşünür. Böyle şeyler fark etmez. Sen benden kaçar mı zannediyorsun? Bekir. Gelelim Bekir. Ne demek? Evet, yazışmaları koyuyoruz ortaya. O çocukla yazıştığı, PKK'lı olmadığını söylediği yazışma. Yukarıda ne yazıyor? Hah. Ne bu? Ne bu? Bu ne? Ulan burası Instagram. Burası Instagram. Twitter'la orada Gargamel yutar da, onun şeyleri, malları yutar da, sen bizim yutacağımızı mı zannediyorsun? Devam et. Ulan Crow. Ha, ne yazıyor burada? Ne yazıyor? Ha? Ne yazıyor? Ha? Burada ne yazıyor? Ha? Ne yazıyor? Burada ne yazıyor? Ne yazıyor? Ne yazıyor? Gargamel onu yutar. Maldır o çünkü. Ha? Gargamel yutar. Ha? Ha? Şimdi şunları hepsini okuyayım mı bir daha? PKK'ya ne demişsin? Burada mı yazıyordu? PKK'ya ne demişsin? Kürdistan demek suç mu? Ben her zaman diyorum ülkede hak ve hukuk kalmadı. Acilen değişmesi gerek. PKK terör örgütü mü sence? Kürt halkının hakkını savunuyor. Evet. Aha ha ha. Kim bu? Bu kim? Bu kim? He? Bu kim? He? He? Instagram lan burası, mal. Burası Instagram. Mal. He? Git şikayet etmiş ki. Şikayet et lan. Şikayet et. Şikayet etmeyin ne olsun ha. Git. Crow. Sen bizi aptal mı zannediyorsun? O te andaki herkes aptal olabilir ama burada kimse yapmaz onu. Neymiş? Twitter'da kaç tane Bekir Sağlamer varmış ya. Hepsi ben miyim ya? Benim adıma yazıyorlar ya. Devam edelim. 2
değil Bekir. Devam et. Burada ne yazıyor? Ha? Terör örgütü. PKK terör örgütü mü sence? Kürt halkının hakkını savunuyor. Bekir. Bekir, Bekir. Devam edelim. Neredeydi o? Tamamdır kardeşim, kazan. Adam bile, çocuk da tehdit ediyor. Tamamdır kardeşim, kazan mübarek olsun. Ben çok uzatmak istemiyorum. Sadece bir abin olarak tavsiyede bulunuyorum. Kendine iyi bakın. Senin de adına üzüm. Çocuğu şikayet edecekmiş arkadaşlar. Git hukuk. Beni şikayet edin. Beni git. Şey varsa şikayet. Kadına da diyor. Gitsin o zaman beni şikayet etsin. Niye? Kadın giderse kadın deşifre olacak. Ailesi tarafından bilinecek. Bekir'e bir şeyler yaşanmışsa ortaya çıkacak. Kadın hayalsiz. O yüzden diyor. Git git git. Git git diyor. Kim la bu? Uğraşamam lan. Git. Ver. Kim bu hello diye yazmış? Kimsin oğlum? Neyse geç. Yutturuyor musun? Gargamel yutar aga onu. Çünkü Gargamel'in bana bir kini var. Gargamel git TV'yi bitirecek. Sen kendi kendini bitiriyorsun lan. Sen kendi kendini bitiriyorsun. Kendi kendini bitiriyorsun. Öyle bir şey dememişmiş. Bak ben Gargamel diyor şu ana kadar ben ilgilenmedim diyor ya Gargamel. Bak ben ilgilenirsem başka şeyler bulurum. Asıl ben Gargamel'le vakit harcamak istemiyordum. O şimdi uğraşmak istiyormuş, o uğraşsın. O kimi oraya çıkartırsa, tamam mı? Bana vurdurmak için kimi ortaya çıkartırsa böyle silindir gibi ezerim. O Aysel denen gancık da öyle. Gargamel sizi çıkartıyor, bak benim ayağımın altına atıyor sizi. Anladın mı? Ben sizin her lafınızın altından her şeyi çıkartırım. Eski konuşmalarını dinlerim, oradan çıkartırım. Bekir! Bekir! Ulan abicim ne ayaksınız lan siz? Evet devam edelim. Biraz geriye alayım mı arkadaşlar? Söyleyeyim şu an kullandığım hesabım. Ben şu şeyden de göstereyim bir dakika. Heh Gargamel'e bak. Tamam 5 tane var. Bak, ben sayayım. Bekir Sağlam'a 1. Orada çünkü diğer Bekir Sağlam'a nerede? Bak Kur'an'da hayat var. Bekir Sağlam'a 1, 2, 3, 4 tane hesap var. E şimdi bu 4 tane hesap var diye bütün hesapları ben aktif olarak mı kullanıyorum? Ben nereden bileceğim bu hesaplardan kim kime ne mesaj atıyor? Tamam Instagram'a bir daha giriyorum arkadaşlar. Instagram. Şimdi kapatmasın da bu. Instagram'a giriyorum. Bakın buraya Bekir Sağlam. Evet. Bekir Sağlam. Başka var mı? Liste görünüyor mu sizde? Liste görünüyor değil mi arkadaşlar? Başka var mı? Böyle bir isimle başka bir Bekir Sağlamer var mı? Bak. Uzantısı bu. Diğerlerine bak. Hepsi Bekir Sağlamer.140 Bekir Sağlam. Bak. Alt tire. Bekir alt tire sağ. Bekir Sağlam 56. Bir sen varsın lan. Bir sen varsın. Lan. Bir sen varsın oğlum. Bak. Bir sen varsın. Bak. Bak. Adres aynı. Adres aynı. Gargamel yutar. Ama biz yutmayız onu. Gargamel yutar. Senden başka öyle isim yok. Yok. Orada gösterilen hesap işte ya kardeşim benim şu an kullandığım Instagram hesabı bu. Hani Ercan şu an eğer mümkünse sen gerçi bende ekli desin. Bende ekli olanlar linkini verebilirim. Şu an aktif olarak o hesabı kullanıyorum. Ha şimdi. Ya ondan yazıyorsun şimdi, zaten. Şimdi. Bekir Sağlamer PKK'lı. Bekir Sağlamer PKK'lı ama Türkiye'de özgür bir şekilde yaşıyor. Elini kolunu sallaya sallaya geziyor dolaşıyor. PKK'lı ama diğerleri vatansever ama yurt dışına kaçmışlar. Hikmetse. Ayrıca nedense, oradaki... Bir de böyle bir şey var. Oradan vurmaya çalışıyorlar oradan. Lan sen bir kere. Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Biz yurt dışında olduğumuz için dini rahat yerleştirebiliyoruz. Türkiye'de bizi zaten şey yapmazlar. Konuşturmazlar içerideyim. Zaten bırak ben 6 yıl önce cemaatler tarafından zaten öldürülmüştüm. Öldürülmüştüm şu anlattıklarımdan dolayı. O zaman bunların hiçbiri yok. Hepsi Müslüman o zamanlar. Bu bana saldıranların hepsi Müslüman o sıralar. Şimdi böyle çıktılar dini eleştiriyorlar sözde de. O zaman hepsi Müslümandı. Ben eleştiriyordum dini. Bütün tehditlere rağmen. Bunlarla küfürse küfür. Hakaretse hakaret. Bunlarla ben savaşıyordum. Bunlar yoktu. Bunlar sonradan ortaya çıktı. Bunlar şimdi bana saldırıyor. Ve ben Türkiye'de olmadığım için buradan aklı sıra şey yapıyorlar. Bekir kendisi aklında birkaç tane davası var. Din eleştirisi yüzünden. Din eleştirisi yüzünden artık din eleştiri başına davalar geldi. Davalar yüzünden din eleştirisi videolar yapmamaya başladı.
Artık o davalardan kurtulabilmek için şu an İslamcı şeriatçılarla yayın yapıyor. Atom Kamil'le beraber yayın yapıyor. İslam'ı şirin anlatmaya çalışıyor. O davalardan dolayı. Gargamel ne yapıyor? Gargamel ise ticaret engel olduğu için, tamam mı? Büfesini çalıştıramadığı için Müslümanlar bunu hoplattı orada. Ekmek kazanamayacak, para kazanamayacak. Dolayısıyla şimdi artık öyle din eleştirmiyorum şeyini diyor ya. Bu yüzden böyle bir ortamda din mi eleştirilir ya falan diyorlar ya. Geçin o ayakları. Hepiniz böyle para, Gargamel para derdinde, bu da götünü kurtarma derdinde. İslamcılar işte şirin görünecek. İslam Kur'an'da şöyle var, böyle var. Hatta ikisi Gargamel'le oturmuşlar. İslam'ı güzelliyorlar. İşte şöyle bir ayet var, böyle bir ayet de var. İşte bunu dedi, şöyle bir ayet vardı. Ayetin numarasını bile bilmiyor Gargamel. Ama 20 yıl, 22 sene İslam'ın içinde kalmış. Vay be! Geçeceğiniz o ayakları. Geçeceğiniz o ayakları. Evet. Bak, ona da geleceğim. He. Ben, evet, Türkiye'de yaşıyorum. Evet. Ne güzel. Deneme yanılma yoluyla ben doğru ilişkiyi buldum. Bak, kadınları deneme yanılma yöntemiyle doğru ilişkiyi bulmuş Zat-ı Şerif. Buyurun arkadaşlar. Bu adam ne diyordu? Kadınları koruyordu. Gülsuçan'a niye şey çıkmış? Sahip çıkmış. Gülsuçan kadın olduğu için sahip çıkmış. Acaba abaz olduğun için olabilir mi? Gülsuçan'a acaba verir diye yaklaştığında Gülsuçan'dan alamadığın için mi oldu acaba? Gülsuçan'a bu kadar ilgi duymazdın anlamı neydi? İki tane seçeneği vardı. Bir, PKK sempatizanıydı senin gibi. Kürdistan sevdalısıydı. Sen de yazıyorsun. PKK Kürtlerin hakkını koruyor diye. Sen de yazıyorsun. İkiniz aynı fikirdeydi. Bu bir. İkincisi de kadındı. Bu ne diyordu? Kadın olduğu için kadınlara diyor ki sen de orada olsaydın diyor kadın. Sana da sahip çıkardım dedi İbrahim sana bunu yaparsa. İbrahim bunu yaptı. İbrahim bunu yaptı. Yemezler, yemezler, yemezler. Geç o ayakları. Gülsana senin sahip çıkma ne? Kürdistan fikriniz. Bir de kadın olmasından. Abazsın çünkü. Deniye deniye. Ha oralar. Şimdi Bekir deniye deniye kadınları deniye deniye yatak halka yatak halka doğru kadını buluyormuş. İlişkiyi buldum. Deniye deniye. Ha oralara çıkacak olan kadınların hepsi eğer bu yönde sarkıntılık etmiş. Denedim abicim ne var? Sizi denedim doğrusuna ulaştım. Bu kadar. Evet ne diyordu? Hemen bunu gözünün içine soka soka gösterelim de. Gözünün içine soka soka gösterelim de. Evet ne diyordu? Yanlış bilgilendiriyorsun. Bilgilendiriliyorsun. Her zaman dürüstlükten yanayım. Dürüst olanı istiyorum. Eğer bir şey varsa bak. Onu tek tek ne yapalım? İspat edelim. Evet, ispat edelim. Evet, Bekir ne diyor? Deneme yanılma yöntemiyle. Bunlar yalan, o zaman yalandı, uydurmaydı. Şimdi ne? Şimdi Bekir deneme yanılma yöntemiyle kadınlardan geçiyor. Bak. Sarkıntılık etmiş. Denedim abicim ne var? Sizi denedim, doğrusuna ulaştım. Bu kadar. Ne güzel. Denedim. Şimdi Ercan, tecrübe bilgi diye bir şey vardı. Kurban olayım şimdi gülmeyeyim. Tecrübe bilgi diye bir şey vardı. Tecrübeyle sen doğru bilgiye ulaşabilirsin. Doğru mu abicim? Yalan mı? Öyle öyle. Gargamel öyle öyle. mal. Dur sen. Ben de tecrübe edinerek deneme yanma yoluyla. Alan memnun, veren memnun. Sana ne lan? Değil sana. Yani. Ölüm. Evet, Gargamel ne diyor? Alan ver. Memnun, veren memnun. Gargamel. Atletli eşin hakkında video yaptı. Videoda ne dedi biliyor musunuz? Gargamel bunu çok iyi bilir. Senin eşin bana mesaj yazıyor dedi. Senin eşin atletli mesaj yazıyormuş. Gargamel. Mesajı gönderen memnun. Alan memnun. Sana ne? He? Nerede benim hediyem diye video yapan atletli. Ya şimdi Gargamel. Alan veren, alan da veren de memnun aga. Siz böyle geniş adamlarsınız. Ha? Siz geniş adamlarsınız. Bunun en iyi arkadaşı Gargamel sana geldi burada mevzu. Bunun en iyi arkadaşı Emine bunu bile ayıpladı. Geldi atletli Discord'da bundan özür diledi. Bu çıktı yayınlara. İlk önce kabul etmedi. Bana dedi ki ispatlamazsan şerefsizsin dedi. Atletli yayında bunun yüzüne söyledi. Sonra çıktı ne dedi biliyor musun? Benden özür diledi dedi. Olay kapandı dedi. Tamam mı? Bu kadar genişsiniz oğlum siz. Genişsiniz. Bu kadar genişsiniz. Ha. Sonra Emine çıktı ne dedi biliyor musunuz? Sen dedi nasıl dedi bunu dedi kabul ettin dedi. Bir Discord'daki özürle
Geldin dedi. Atlettin dedi. Bunu kabul ettin dedi. Özrünü dedi. O bile ayıpladı lan. Senin en yakın arkadaşındı. O bile ayıpladı. Bu çete geldi yazıyor. Kadın görmüyor. Tamam, bilmediğin şeyler var. Kadın ne dedi biliyor musun arkadaşlar? Haddini bil dedi buna. Haddini bil. Sen dedi Emine şey hediyeyi dedi bir uzvun gibi kullanıyorsun dedi. Sen onu nasıl ezdirdin, bu ortama soktun bunu dedi. Bak ondan sonra ben o kadının şeyini duydum. O kadının o söylemlerini duydum. Ben dedim üstüne gitmeyeceğim, eziliyorsun bak. Ben rezil oldum. Senin yüzünden ben rezil. Çünkü böyle bir adamı ağzıma alıyorum. Yerinin dibine batıyorsun. Ben de bunu ağzıma aldığım için seninle birlikte gidiyorum. Rezilsin, rezil, rezil. Daha da senin üstüne gitmeyeyim dedim. Dedim mi? Sen ne dedin? Devam edecek. Videoları silene kadar. O videolar silecek. Herkesin pilavını silecek. Küfürleri şey yapacak. Özür dileyecek. Şuna bak. Ve bunu da yayında ne dedi? Ben buna Emine'nin bunun söylemlerini söyledim. Ne dedi biliyor musunuz? Bir yayında da o ses kaydını almadım. Diyor ki o bizim arkadaşımız diyor. Arkadaşımız bizi eleştirebilir diyor. Biz ondan gocunmayız ki diyor. Emine'nin dediği hiç zoruna gitmemiş. Bu kadar genişsiniz oğlum. Emine'nin o dediği arkadaşıymış. Bizde öyle şeyler yokmuş. Biz diyor açık görüşlü insanlarız. Arkadaşımızın dediği bizi şey yapmaz. Güzelce eleştirmiş. Güzel bir üslupla eleştirmiş. Bize diyor dokunmaz diyor. Gargamel'e bak lan. Gargamel sen nesin oğlum? Ben sana kavat diyordum. Çok özür dilerim arkadaşlar. Hadi şeddeli kavatsın sen ya. Şeddeli kavatsın oğlum sen. Bak bana bunları söylettiriyorsun. Ben sana ne dedim? Bak dedim bırak. Ben senden utanıyorum. Senin şu düştüğün durumdan utanıyorum. Gargamel, bana bir kinin yüzünden batıyorsunuz. Yerin dibine giriyorsunuz. Geek TV bitirecek. Geek TV silinene kadar diyor. Silinene kadar biz diyor yayınlara devam edeceğiz. Kendini buranın ağası zannetmesin diyorsun ya Gargamel. Bak Geek TV niye ağa oluyor biliyor musun? Sizin gibi soytarılar yüzünden ağa oluyor burada. Herkes görüyor. Burada kimse aptal değil. Kimse aptal değil. Kimin ne olduğunu herkes görüyor. Bak ben sana ne dedim yayın başında? Dünkü açtığım Geek TV'deki ana kanaldaki yayını bir izle. Ben orada Diyanet'in bana açtığı davantım chat seni konuşuyor. Senin yaptığın ahlaksızlıkları konuşuyor. Yaptığın şerefsizlikleri konuşuyor. Bekir'i o şekilde konuşturmanı konuşuyor. Bekir'in kendini bu şekilde ifşa etmesini konuşuyor. Sen o kadar böyle geniş bir adamsın ki rahatsın. Rahatsın. Rahatsın oğlum, rahatsın. İşte ben konuştukça insanlar sana... Bak ben bunu var ya. Ben bu kaç kişiyiz arkadaşlar yayına? 337 kişi görüyorum şu an. Bak bunu büyük bir kanaldaysam şu an 1000 kişi seni izliyordu. Bak en küçük kanalda açtım. Gittim yeni bir kanal açtım. En küçük kanalda açtım. Ki fazla duymasın, duyulmasın. Duyulmak. Süleyman'a ben bir şey açtım. Yayın açtım. Süleyman'ın pisliklerini attım. 1000 kişi geliyordu. 1000 kişi. Salih Tural'ın pisliğini ortaya koydum. 1000 kişi geliyordu. Bak senin şu durumun. Çünkü seninki şeddeli kavatlığa giriyor. Gidiyorum en küçük kanal açtım. Pilav diye. Hatta pilav yayınlarını bırakmıştım. Pilav kanalına gittim. Geek TV arşiv yaptım. Bana pilav kanalı açtırttınız. Bana pilav kanalı açtırttınız. Tekrardan. Ve kendini rezil ediyorsun. Samimi söylüyorum. Şu yayını ben Geek TV'deki büyük kanalda açtım. 1000 kişi seni izliyordu. Ve rezil oluyordun. Rezil, rezil. Ama rahat durmuyorsun. Benim sabrımı zorluyorsun. Kalk koş. Devam edelim. Bekir'e devam edelim. Bekir'e. Evet. Yaşuklu. Yaşuklu adam. Edinek deneme ya, yanmıyor. Alan memnun, veren memnun. Sana ne lan? Değil mi? Yani. Hediye memnun, atletli memnun. Sana ne değil mi? Kargaman ona da sana ne diyorsun zaten değil mi? Size ne ya? Adam özür diledi. Şunu da söyleyeyim. Benim tercihim 35 ve 40 yaş. Hani 40, aynen 40. İyi. 35 ve 40 yaş. Ulaşmak isteyen varsa ulaşmak... Evet. Şimdi arkadaşlar... Geçtiğimiz yılki yayına gelelim. İşte bak, araştırma gazetecilik budur. Araştırma gazetecilik budur. Araştırma gazetecilik nasıl oluyor size göstereyim. Evet. Demek ha, demek öyle ha. He? Süleyman gibi ha. Araştırmalı gazetecilik böyle oluyor arkadaşlar. Evet. Kaç kadına ettim? Vallahi ben düşünüyorum bakalım kaç kadına evlilik teklif etmeyi bir düşüneyim. Sonuçta 28 yaşında şöyle gözlükler yakışıklı böyle kendine... Bakmaya çalışan bir adam yani değil mi? Evlilik teklif verebilir. Lan var ya ne kadar komik şeyler ya. Ayrıca o WhatsApp gruplarındakiler benim abla olarak gördüğüm kişiler. Hepsini tek tek konuşturabilirim arkadaşlar. Evet, ablasıymış. Geçen sene bu kadınlara abla diyordu.
Bu adam geçen sene bu kadınlara abla diyordu. Taciz ettiği kadınlara, tamam ben taciz etmedim onları, onlar benim ablam diyordu. Evet, 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 evet. Ortalık kızışıyor Bekir. Dedim ben sana Bekir, Bekir, Bekir. Bekir'e bak. Ulaşmak isteyen var, sarmak isteyen var. Benim tercihim 35 ve 40 yaş. Hani 40, aynen. 40. Evet, ablalarına ne yapıyormuş Bekir? Kaç kadına ettim? Valla ben düşünüyorum bakalım kaç kadına evlilik teklif etmiş. Evet. Düşüneyim. Düşün. Sonuçta 28 yaşında şöyle gözlükler yakışıklı böyle kendine bakmaya çalışan bir adam yani değil mi? Evlilik teklif edebilirim. Ulan var ya ne kadar komik şey. Yani. Ayrıca o WhatsApp gruplarında ekle. Ben ablam olarak gördüm. Kişi. Evet abla. Çünkü WhatsApp'tan kadınlara toplu arıyor, toplu şey yapıyor tamam mı? Şimdi ablası, o zaman ablası şimdi. Tercihim 35 ve 40 yaş. Ablalar nasıl ulanıyor? 40, aynen 40, iyi. 35 ve 40 yaş. Ulaşmak isteyen varsa, ben önce bir şu an hayatımdaki kız arkadaşıma bir danışayım. O da kabul ederse onlarla da olur, sıkıntı yok. Hayırdır, swinger mı yapıyorsun? Hayırdır ya? Grup mu yapıyorsun aga? Grup mu yapıyorsun ya? Ablalarına bile şey yapıyorsun, abla onları benim diyorsun. İnsan ablasına şey yapar mı lan? Geçen sene ablan da şimdi 45-50 yaş oldu ya. Geçen sene onlar abla diyordun lan. Hayırdır şimdi bunlarla kız arkadaşına soracak. Kız arkadaş da genişmiş herhalde yani. Yani o ne kadar doğru var mı yok mu bilmiyorum da. Kız arkadaşına soracak. Ayşe ya ne var? İşte şöyle bir kadın var ya. Buna ne bir şakam ya. Elimden bir sürü geçti ya. İbrahim'in Atabey'in yaşı kadar elinden kara geçmiş ya. Bekir'e bak. Bekir'e bak. Mühimmedi geçti lan. Mühimmedi geçecek. Bir sürü var. Ya bir de ben daha önce bu Adem'in yayında da söyledim, merak edenler varsa gitsin ora baksın. Dedim ki ben aşk yaşayan adam değilim. Ben aşk adamı değilim ya. Sıkılıyorum baba. Adam sıkılıyor. Çok karı var abi. Habire değiştiriyor. Sıkılıyorum yani. Sürekli bir ilişkiden sıkılıyorum. O yüzden yani günübirlik yaşıyorum. Ne yapayım? Eşimi çıkartacak. Yok o Bekir bana şöyle yaptı. Bekir ne yaptım? Seninle seks mi konuştuk? He? Çıkar yani ne var bunda ya? Ben bundan mı utanayım? Sen bir kadın olarak bunu gösterecek kadar utanmazsan ben niye utanayım lan? Ben erkeğim bir kere. Vay be kadın... erkeğe bak ya, erkek ya, erkek. Oy 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 erkek. Şimdi Gargamel'in yanındaki adamlar bu arkadaşlar. Gargamel'in karakteri de böyle oluyor işte. Gargamel küfür etmez ama bir tane köpeği var. Bağlı tutuyor böyle. Bir tane azman o, azman. İnsan azmanı. İpini tutuyor böyle. Dingirlerinden tutmuş, zincirinden tutmuş, bekliyor, saldıracak o. Hafi denen insan azman böyle saldıracak böyle. Onu tutuyor, her yer onu saldırıyor ama kendi küfür etmiyor. Azmana küfür ettiriyor. İnsan azmanına. Bak adamlarına bak, çevresindeki adamlara bakın arkadaşlar. Ve yayına çıkardı Bekir. Bakın nelerden ne fantaziler kuruyor. Karşıda gülüyor. Bizim kakkoş gülüyor. Ne olacak değil mi? Ne olacak ya? Alan veren memnun değil mi? Ah kakkoş, kakkoş, kakkoş. Açık ve net, burada kadınları yanlış anlamasın. Yani ha. Burada erkekler kadınlardan üstün değil. Ben diyorum ki bir kadın bunu şey yapıyor. Hiç yok. Ya ne kadar şey diyor ki evli kadınlara sarkıntılık et. Ah! Evli kadın gelecek Bekir'le beraber bir gece kalacak. Ondan sonra selfiler melfiler çekilecek falan da fistan. Ben söylüyorum İbu anlar onu. Ha bak söylüyorum İbrahim. Bak arkadaşlar. İbo anlar onu diyor. Çünkü ben olayı biliyorum. Bu o zaman ne demişti? Bunlar yalan. Bunlar uydurma. Tuzak kurdular. Bekir'in 10.000 abonesi oldu. Tuzak kurdular. İbrahim bilir diyor bak bilir. Geçen sene ben anlatırken ne dedi? İftira. 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 Ya arkadaş kendi kendini ne rezil ediyorsun? Geçen sene adam dediğin yutar mı ya? Erkek adam. Eri sözü bir olur lan bir erkek dediğin adam. Sözü neyse bir olur. Ne söylüyorsa olur. Geçen sene bunlara yalan diyordum. Bak İbrahim iyi bilir. Geçen seneden iyi bilir. Ben bunları gösterdiğinde ne de ağladı değil mi? Yok öyle bir şey ya. Uydurma ya. 10 bin aboneye geçti Bekir ya. Bak şimdi ne diyor? Şimdi ne diyor? Vay 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 vay. Bak. Şey diyor ki evli kadınlara sarkıntılık et. Aa! Evli kadın gelecek Bekir'le beraber bir gece. Bak hikaye anlatıyor bak. Hikaye anlatıyor. Kadınla ilişkisi yaşamış sonra kadına taciz ettiğini bak söylemiyor. Ses kaydı alıp bak selfie çekilmiş. Ses kaydı alınmış. Onlara yalan diyor. Bak kendi söylüyor. Kalacak.
Ondan sonra selfiler melfiler çekilecek falan da pistten, ben söylüyorum İbo anlar onu. Bak İbo anlar onu. Demek ki İbrahim yalan söylemiyor. İbrahim yalan söylemiyor. Kendin deşifre ettin kendini. Ha? İbrahim şimdi uydurmuş mu onları? Hepsi yalan mıymış? Ya oğlum kendi kendini niye rezil ediyorsun? Çıktın kargama seni konuşturdu işte. Kendi şeyini çıktı konuşturdu kendini rezil ettin. Al işte. Aa, Aysel denen kök denen gancık da öyle. Hatta Gül Sıçan da öyle. Lan oğlum. Ya bak şimdi ben sizi dinlemiyorum normalde. Bugün oturdum birkaç saatimi size ayırdım. Bekir geçen seneki yayınlar aklımda duruyor. Yazılı burada. Ben kargama gibi kağıdı alıp konuşmam. Kağıdı elime alıp da şurada şunu diyeceğim. Burada bunu bak kaç saattir yayın yapıyorum. Oha amına koyayım 1 saat 41 dakika olmuş. Bir tane kağıttan bir şey okumadım. Gargamel gibi yazarak, çizerek bir senaryo uydurmam. Açarım. Ne varsa okurum arkadaş. Söyleyeyim. Harbiden söyleyeyim. Kusura bakma. Genel konuşuyorum. Kaşınar da sikerim arkadaş. Benim dedim ben sana. Benim oklarımı üzerine çevirme aga. Geçen sene ne konuştuysan hepsi benim burada. Kim ne konuşuyor? Kim ne bak? Şu camiada, şu nenteist diye gezen camiada kimin ne bok çevirdiğini ben bilirim aga. Görüyorum. Söyleminden adam Gargamel piyasaya ilk çıktığında dedim bu bir orospu çocuğudur dedim. İlk çıktığında dedim. Kiminiz inandı kiminiz inanmadı. Ama ne kadar orospu çocuğu olduğunu herkes gördü şimdi. Tamam mı? Seni de bekledim. Aylarca bekledim. Düzelir diye. Bak sen benim hakkımda o kadar planlar yaparken ben senin YouTube kanalını düzenliyordum. İyilik yapardık sana. Yani insan ol diye insan. Ben sana iyilik yaparken sen arkadan kuyu kazıyordun. Pedofil uydurması yapmaya çalışıyordun. Kendin de söyleyeceksin. Zaten söyledi herhalde yayında. Ben o İbo anlar. Anlar. Ben öyle söylüyorum da İbo anlar. Ondan sonra da çık evli kadınlarla bekir olmuş. Aa. Bir de Ercan öyle bir gelenek gelişmiş ki. Konuşuyorsunuz. Mesela hani bir şeyler paylaşıyorsunuz. Özel bir şeyler paylaşıyorsunuz. Seks, mekşubu falan filan. Sonra ne diyor biliyor musun? Ya bilmem şu kişi dişiliğini kullanarak Bekir'i kumpasa düşürdü. Vallahi ben istiyorum abi dişiliğini kim kullanmak. Kim dişini seni kumpasa düşürmüş? Kim düşürmüş? Kim diyor ona acaba? Suretiyle beni kumpasa düşürdü. Bütün kadınları bekliyorum. Yemin ederim. Hazırım abi. Abi Bekir abicim kim dişiliğini kullanmak istiyorsa sokakta sadece kör, topal. Dişini kullanabilecek kör, topal. Tamam mı? Yolda kalmış. Çirkin. Bekir'e gelin dişinizini kullanın. Bekir sizi bekliyor. Hadi bakalım. Hazırım yani. Hazır. Ha, ne var bunda yani? Çıkacaksın o da çükümün paylaşacaksın. İbo. Ben sana da gönder. İstiyorsan bana mesaj at. Sana göndereyim. Hafiye kod olarak kullan. Tamam gönder lan gönder. Gönder. Hafiye göndereceğim. Gönder gönder. Hafiye göndereceğim. Bak e-mail adresimi vereyim sana. Ama gerçek olsun ha. Yine şey deme. Yalan iftira deme. O benim değil deme. Gönder lan. Gönder. Hafiye göndereceğim. O var ya insan azmanı. O da anasının amına soksun Bediye'nin. Bediye'nin ama onu hissetmez bile. Bediye'nin ama garaj gibi oğlum. Hissetmez bile. Gönderelim şeyine, insan azmanına. Ama biz ona roket falan attık onun anasının amına. Şey yapmaz o, hissetmez. O kadın onu hissetmez yani. Ben orospu çocuğu insan azmanına küfür ediyorum. Hak ettiği için söylüyorum arkadaşlar. Değilse o insan azmanı bayağı bir hoplattım ben. Yayın sonunda hatırlatın ona birkaç tane daha giydireceğim. Zevkle. Evet. Ya Allah ya memnun, ben... veren memnun. Gene başladı, gene başladı. Gargamel'in. Abi Gargamel'in sloganı. Alan veren memnun. Gargamel de bu. Alan veren memnun. Ya bunu deyince ben ne yapayım şimdi? Hediyeyle bir şey aklıma geliyor ya. Atlet de aklıma geliyor. Atlet de bir de yayın açmış. Ercan kardeşim diyor. Verilen cevaplar iftiralara diyor. İftiralara. Ercan kardeşim mi diye eşi şeye hediye atılan iftiralar diye bir video yapmış. Şöyle de sakal var. İşi tam işitçisin lan sen. O tiple tam işitçisin. Sen var ya Kuzey'e Güney Suriye'ye Kuzey Suriye'ye göndersinler. Hatta Erdoğan askerleri falan var cihatçılardan, tarikatçılardan. Gidiyor ya orada savaşıyorlar. Onlara falan katılsın ha. Erdoğan'ın bir sürü elemanları böyle gönderiyor abi. Seni de göndersin bak. Böyle bir sakalla böyle yapmış. Neymiş Ercan'la şeye iftira atılmış hediyeye. Onu da söyle. Bir de diyor ki iftira. 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 Öyle mi? Senin attığın iftiralar ne olacak? Ulan iftiracım en kralı sizlersiniz lan. Bana paracı demediniz kalmadı. Sen çıktın bana dedin. Koyun hırsızı dedin. Çek delisi dolandırıyor dedin. Çocuk tecavüzü dedin. İslamcıların bütün şeyleri. Onlar iftira değil miydi? İftiracının kralları neler diyor arkadaşlar? Gargamel ne diyor? Gargamel. Gargamel. Kakkoş. Kakkoş. Ne diyor? Dur.
Geniş bir arkadaştan ses geliyor. Memnun ben, veren memnun. Yani, sana ne? Hayır. Şimdi bak. Şimdi bunların takipçileri bu şahıs böyle her şeyi söylüyor ya ağırdan. Zannediyor ki biz arsız olmayız. Biz arsız olmasını da biliriz kral. Hatiye bak sen boş ver. Ha, Hafi'nin anasına uğradığını siktim zaten. Bak Bekir seni bekletiyorum hala. Ağır girmedim sana. Hafi orada köpek gibi yürüyor çünkü Türkiye'de yoğum. Türkiye'de olsam onun anasının amını dizine indiririm. Karşımda konuşamaz. Çağırdım gelsin buraya. Hadi o atleti şöyle bir şey demiş. Şeyde Rusya'da beni takip edenler varmış da ilk önce ben onlarla bir hesaplaşacakmışım. Öyle mi? Niye yok? Hani gelen giden yok? Gelin. Niye onlara mı güveniyorsunuz? Siz gelin o zaman. Onlardan bir ses seda yok. Siz gelebilir misiniz buraya? Gelin karşıma çıkın. He? Orada havlaması kolay. Türkiye'ye gelemez diye. Havlaması kolay. Siz gelebilir misiniz? Siz buraya gelseniz kimse bir şey yapmaz. Ben oraya gitsem tutuklanırım. Ama siz buraya gelebilir misiniz? Gelebilirsiniz. Çok rahat. Rusya'yla şey Türkiye uçakları gidip geliyor. Gel. Bir hafta sen gel. Gargamel gelsin. Bir hafta sonra Bekir gelsin. Bir hafta sonra insan azmanı gelsin. Onu da sona bırakayım. Gargamel 2 senedir çağırıyoruz. Haber havluya gelmiyor. Gelin. Gelin. İvo Türkiye'ye gelemez diye havlıyor. Yani biz susuyoruz. Yani bunları bize karşı zaaf noktası olarak kullanıyor. Ya sen o ekranı benim yani şimdi neyse bir daha şey yapmayacağım da. Hafif ya versen ne olur. Versen ne olur, vermesen ne olur. Lan ben kimle utanacağım? Wow. Allah Allah. Ha bir de ben açıkçası suyunu söyleyeyim. Ben abi görüntümü de vermeyeceğim. Ben yani konuşurken görüntü... Başka Bekir'in ne kadar yağışıklı olduğunu görün. Görüntümü vermeyeceğim. Abicim her ne hikmetse görüntü verdikten sonra oradan buradan mesajlar geliyor. Sonra konuşuyoruz. Haliyle yani şimdi biz de genç olduğumuz için konu seks meks konusuna giriyor. Ondan sonra kumpas oluyor. Baba ben ne yapayım yani? Bekir çok yağışıklı olduğu için kadınlar Bekir'e yavşıyor arkadaşlar. Bekir! Bir tutuk ateşlisin falan diyor herhalde. Şimdi arkadaşlar bu orada konuşuyor da İslamcılar hep bunların yanında ha. İslamcılar Bekir'e geliyorlar ya sana iftira atıldı Bekir. Sana iftira atıldı ya. Sen böyle değilsin. El ele kol kollar. Şimdi bu da bunlar şeyler İslamcıların bir kısmı da vatancı oluyor. PKK karşıtı. Bekir'le yan yanalar. Bekir'in şeylerine bakıyorsun. İslamcı yanında. İslamcı sahip çıkıyor Bekir'e ya. Şu işe bakar mısın? El ele kol kolalar. Gargamel de var. Hepsi el ele kol kola. Şimdi hedefte Geek TV olunca herkes birbirinin ağzını yalıyor la. Ama Geek TV çete. Geek TV çetesi var. Bunlara saysan İslamcılar kaç kişi var? Gargamel. Atletli. Atletli var. Süleyman var. Değil mi? Salih Tural var. Aysel Kök var. Gülsüçan var. Daha kaç tane sayabilirim ki? Kaç tane sayabilirim? İslamcılardan avukatlar var. Bir tane pilavını yediğim Mehmet Sarı denen zine. Telefonla aradığım orospu çocukları var. Kaç tanesiyle ben tek başıma ben çeteyim. Karşı ordu gibi ben çeteyim ama ya. Nasıl oluyorsa. Çete benim arkadaş. Gülsüçan da çete diyor bana. Ben tek başıma bunlarla böyle didişiyorum. Bunlar bana saldırdıkça dibine vuruyorum. Tamam mı? Ondan sonra çıkıyorlar bana çete deniyor. Wow. Unbelievable, unbelievable. Bak bunu Rusça bilen anlar. Evet, devam edelim. Kaşınıyorsunuz. Ben de kaşıyorum. Bitti gitti. Aynen ben de. Taksit çıkmayın arkadaş. Yani bu senin yaşın kadar benim hayatımda kadın oldu. Wow, 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 wow. Benim yaşım kadar hayatında kadın olmuş. Çok yağışıklı. Çok yağışıklı. Erkek ya erkek. Erkek. Anlatabildim mi? O yüzden... Sen benim bu ifşalarımı bitiremeyeceksin. Yani bu konuda ifşaya girersen. Yani önce gidersen bence de yani bitiremem yani. Çok fazlaymış. Yani ben yaptıkça arkası gelir yani. Harbi bitiremem. Gargamel sizi önüme attıkça, Gargamel bana saldırdıkça böyle yayınlar çıkarak ne yapayım? İslam eleştirmek şey değil ki. Ha İslam'ı eleştirmişsin, ben sizi eleştirmişsin. Aynı kafadasınız çünkü. Yine İslam'ı eleştiririm. Yarın bir videom yayınlanacak mesela. Yine eleştiririm. Siyaseti de eleştiririm. Globalleşen dünyada değişik fraksiyonlarla Gargamel orada havlasın dursun. Ben her ikisini de yaparım. Ama şunu da söyleyeyim bakın. Benim pilav yayınlarım aslında bana zevk veriyor. Böyle iti köpeği ortaya atıyorum ya abi. Gösteriyorum. Bana zevk veriyor. Ben gösteriyorum ki bu mecraya çıkan iti köpeği herkes görsün. Ve bana da gerçekten zevk veriyor. Zevk. Diyor ya Bekir.
İbrahim Atabey'in kim olduğunu görmek istiyorsanız Pilav yayını izleyin. Bekir'in kim olmak istiyorsanız Bekir'i izleyin arkadaşlar. Bekir'in bak bu yayında kendisi söylüyor. Benim yaşım kadar yalarını bitiremeyeceksin. Yani bu konuda ifşaya girersen sıra şeye gelmez. Ercan'a gelmez, Hafi'ye gelmez veyahut başkalarına gelmez. Ben sana söyleyeyim ama istiyorsa sana listeyi göndereyim. Bak. Ciddi söylüyorum bak, yemin ederim, istersen sana mesajları kendim göndereyim. Yemin ediyor adamı, ben bir saniye geri alacağım biraz daha, bunu oraya kaçırdım. Gelmez, Safiye gelmez veyahut başkalarına gelmez. Sıra şeye gelmez. Bu konuda ifşaya girersen, Ercan'a gelmez, Safiye gelmez veyahut başkalarına gelmez. Girersen, benim bu ifşalarımı bitiremeyeceksin. Yani bu konuda ifşaya girersen, sıra şeye gelmez. Ercan'a geldiğinde kadın oldu. Şöyle bitti gitti. Bak. Taksit çıkmayın arkadaş. Yani İbo, senin yaşın kadar benim hayatımda kadın oldu. Anlatabildim mi? O yüzden sen benim bu ifşalarımı bitiremeyeceksin. Yani bu konu... Vay, Bekir'le kadınlar yatmak için sıraya giriyor arkadaşlar. Bak, sıraya giriyor. Burada ifşaya girersen sıra şeye gelmez. Ercan'a gelmez, Safiye gelmez veyahut başkalarına gelmez. Ben sana söyleyeyim. Gelir merak etme. Ben hepsine vururum aga. Sıkıntı yok bende. Ama istiyorsa sana listeyi göndereyim. Bak ciddi söylüyorum bak. Liste varmış. Yemin ederim, istersen sana mesajları kendim göndereyim. Bak bu konuda hiçbir korkum yok. Sen burada bana saldırmaya çalışıyorsan. Hiç. Ben arsızla arsız olurum. En basına kardeşim, dediğim gibi bekarım. İstediğimle yatıp kalkarım baba. Kime ne? Ha, sarkıntılık. Tamam, sarkıntılık da etmiş olabilirim. Kabul etmiş olabilirim. Geçen sene bunlar yalandı Bekir. Bunlar geçen sene yalandı. Sana komplo kurdulardı değil mi? Az sonra arkadaşınla olan sesi bir daha dinleteceğim sana. Dur. Etmemize engeller gider. Başkasına gider. Bu kadar basit yani. Başkasına bekliyorum. Her seferinde buradan ya var ya, bir yıl oldu. Kadınlar da kadınlar. Yok sarkıntılık da sarkıntılık. Yahu geç. Sen yayınlarda neler söylüyorsun ya. Pedofili olduğunu somut bir şekilde ispatlıyorsun. Vay arkadaşlar, somut şekilde ben pedofil olduğumu ispatlamışım. Bak bunu zaten geçen sene hani bana kızdı, Yakup Deniz de kızdı. Bu niye ifşa ettin diye. Herif benim hakkımda pedofilo diye bir iftira atılacakmış. Onun planını yapıyor o sırada. Bu benim kulağıma geliyor. Bak kendisi böyle söylüyor. Bana yani gitti bitecek ya abi. İbrahim'e bir yerden vurmak lazım. Aynı İslamcıların yaptığı bir tuzak kurulacak. İbrahim'e pedofili suçlaması lazım. Millet İbrahim'i terk edecek. Bak kendisi bile kendi şeyini deşifre ediyor bak. Kendi şeyini. Bak ben yayında yapmışım. Ulan şimdi ben yayında bir çocuk, kız çocuğu olur herhalde, bilmiyorum ben. Ben o çocuk bana ya da ben ona bir şey yapacağım. Burada binlerce kişi izleyecek, fark etmeyecek. Bekir mi acaba fark edecek? Ya da Gargamel mi fark edecek? Binlerce kişi izliyor beni burada. Ve bunlar mı? Aptal mı bunlar? Görmedin mi? Burada ben pedofili bir şey yapacağım yayında, Bekir görüyor. Ya da Gargamel görecek, Atletli görecek, Gül Sıçan görecek gibi tipler. Ya da şey vardı, Süleyman olacak. O da acayip hikayeler yazıyordu. Oo, neler yazıyordu bana. Şimdi bunlar görüyor. Nedense bunlar bana düşman olur. Ama şurada bir sürü insan var. Onlar görmüyor. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Allahu lazim, neler varmış la. Yani her seferinde buradan ya var ya, bir yıl oldu. Kadınlar da kadınlar. Yok sarkıntılık da sarkıntılık. Yahu geç. Sen yayınlarda neler söylüyorsun ya. Pedofili olduğunu somut bir şekilde ispatlıyorsun. Nasıl oluyor somut? Haklısın, benim sarkıntılık etmeme mi şey yapıyorsun? Evet. Yani ha, sarkıntılıksa eğer onlar gönüllü olarak benimle olmamışsa abi, hukuk orada gitsinler ya, şey yapsınlar yani. Bak. Çünkü biliyor, kadın gitse ailesi tarafından linç edilecek. O yüzden diyor ya, çıksın kim bitti? O yüzden geçen yılda diyor ya, iddia sahibi iddiasını kanıtlamak zorundadır. Çıksın çünkü kadın korkuyor. Çıkarsa kadın ailesi söz konusu, çocukları var. Onu da böyle çıkart. Ona güveniyor. Yarın kadının başına bir şey gelse, tamam mı? Kadının başına bir şey gelse umurunda değil. Çünkü kadının çıkamayacağını bildiği için kanıt istiyor. Kanıt. İşte kanıt. Kendin ağzından söyledin. Tamam. Geçen seneki yayını, arkadaşla olan şeyini sesini dinleyelim. Kutsal müzeni yemin ederim. Ve şu an öyle büyük bir haksızlığa uğruyorum ki Ersin. Sana yemin ederim. Ama senden... Bak şimdi şöyle biraz geri alıyorum. Ne diyor? Bunların olmadığına dair kutsalının üzerine yemin ediyor. Bunlar yokmuş. Ama Bekir, az önce hepsini dinlediniz. Hiçbir şekilde bu söylediklerin, yani onların sana söylemiş olduğu şeyler doğru değil. Bak,
kutsalım üzerine yemin ederim. Ve şu an öyle büyük bir haksızlığa uğruyorum ki Ersin, sana yemin ederim. Ama senden sadece şunu, bak benim için değil, beni siktir et. Ben yok. Kendin için bunu yaparsın. Hayatını tehlikeye sokma kardeşim. Birilerinin oyununa, sen olgun akıllı bir adamsın. Lütfen diyorum sen. Bak, sana ihanetim olmaz. Ben o yüzden diyorum, bak lütfen bundan dur. Bak bana mesaj atma. Ara, canın sıkılırsa ara, bana küfret. Kafan hoşsa küfret. Ben her zaman katlanırım sana. Bak. Ama lütfen kalkıp da belki beni sattın şöyle gibi mesajlar at. Bak orada tahammülüm olmaz. Niye biliyor musun? Ben asla seni satmam. Bu bana ağır bir iftira olur. Ve şu an bile ben sana yemin ederim. Ben 5000 lira dedim ya sana Ersin. 5000 liradan fazla da sana gönderirim. Eğer senin huzurun olacaksa sana daha fazla gönderirim. Ama benim ekmek teknem elimden gitti Ersin. Bak bu çok kötü bir şey. Ne olursa olsun bu olmamalıydı. Ne olursa. Bu hangi? Ya işte ben diyorum ya, insanlar hakikaten alçak. İnsanlar hakikaten, biz de yeri geldiğinde çok orospu çocuğu oluyoruz. Çok alçak oluyoruz. Aynen aynen. Niye? Çünkü bu denge. Ama benim sana asla ihanetim olmadı. O gün uyurken sen geldin, beni uyandırdın, bir kalktın, benim çantam hazırlanmış. Ben ona çok üzüldüm Ersin. Ha, bu kovulmuş adam, kovulmuş. Olabilir. Ama ben o gece başka birisi... Bak ha, bir de ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben dedim ya, ben o adamın yanına... Sesin geliyor mu şu an? Evet, dinliyorum. Ben dedim ya, ben o taksicinin yanına gideceğim. Sen dedin güvenilir mi? Ben dedim yok. O zaman sen dedin, bak ben bunu da biliyorum. Beni o adama teslim etmediğini de biliyorum. Beni düşündüğünü de biliyorum Ersin. Bunu ben hepsini biliyorum. Benim için ağladığını da biliyorum arabada. Ben gördüm. Anlatabildim mi? Sen... Sen... Abi... Ağlıyor, ağlıyor. Benim gülüyüp sızlıyor. Ağlatabildim. Gördün mü? Ağlıyor. Bak. Arkadaşına ağlıyor arkadaşlar. Ağlıyor. İkna etmeyeceği adam evinden kovmuş, bu olan şeylerden sonra ağlıyor, ağlıyor. Duyun. Şimdi de kabadayı. Kabadayı. O masada gidecek. Bunların hepsi yalan Ersin, sana yiyecek. Bak bak yalan. Ha, ağlıyor. Aa, şimdi de kabadayı. Yalandı. Yalan olduğuna inandırmak için ağlıyor. Şimdi ne yapıyor? Kabadayı şimdi. Onunla yatıyor, bununla kalkıyor. O zaman hepsi yalandı bunların. Şimdi de ağla değil mi? Varsa abicim çıkar, ben gelecek, benim kapının önünde sabahtan akşama kadar havlayacak. Havlayacakmış. Bak böyle bir şey varsa çıkıp Ersin'in kapısının önünde havlayacakmış. Hadi havla. Hepsini kendimden söyledim. Gargamel'in yayınında hepsini söyledin. Git havla abi. Ne diyor? Duyun arkadaşlar, bunlar eğer diyor doğruysa ben senin kapının önünde havlarım diyor. Al abicim. Ya. Ya. Ah. Çıkar bunları. Doğruysa senin kapının önünde sabahtan akşama havlamaz mı olur çocuk? Yalandır. Ölersin. Oğlum ben senin yalnız bir adamın olduğunu biliyorum. Neyse fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Yayın uzuyor. Yayın uzuyor. Bakın hepsi ortada. Hepsi ortada. Adam dün çıktı. Her şeyi söyledi. Bir yıl önce bunlara yalan diyordu. Tuzak kuruldu. Evet. Bu diyor ya, benim sikimin derdine düşün. Umurumda değil. Umurumda değil kimle yattın, kimle kalktın. Anladın mı? Kimle yatarsan yat. Ama gelip burada bana bulaşma. Ben sana o kadar iyilik yaptım. Ben seni insan yerine koydum. Seni burada insan kılıfından soktum. Burada insanlara tanıttım. Tamam mı? Yayınlarıma çağırdım, hatta yeri geldi. Seni ilahiyatçı diye konuşturduk. Sen orada benim sikimin derdine düşmüş diyorsun. Umurumda değil kimle yatıp kalktın. Ama insanların hayatını tehlikeye sokup İnsanların ses kaydını alıp da şantaj kurma insanlara. Tamam mı? O insanlara şantaj kurulmaz. Sen kimsin diye insanlara çıkıyorsun, o kadınlara diyorsun çık bunların aboneliğinden. Kimsin diye. Sen kimsin? Sen necisin de. Ki ben bunu duyduğum zamanlarda o sırada senin YouTube kanalını yapıyorum. Sen bunları konuşurken. Sana yardım ettiğin bir adama çıkıyorsun. Yok pedofil iftirası atmaya çalışıyorsun. Ve de o insanın kanalından insanları uzaklaştırmaya çalışıyorsun. Dürüstsünüz değil mi siz? Siz dürüstsünüz. Utanmaz insanlar size. Gargamel de çıkardı sizi, konuşturursun. İşte ben de ne yapayım? Konuşmak zorunda kalıyorum. İsterseniz bu yayını gideyim bir kanala yükleyeyim. İstiyor musunuz? Herkes duysun mu? Bekir. Bak en ufak kanalda açtım. Herkes duysun mu bunları? Sen oraya git, kabadayılık tasla. Evinde kaldığın adamın kız arkadaşına kadar salça ol. Şimdi ondan bile gururdur ya. Gururdur. Ben yaşıklıyım, şöyleyim, ben böyleyim. Asarım, keserim, biçerim.
Vay arkadaş ya. Şimdi şunu da göstereyim arkadaş. Bu bir tane insan azmanı orospu çocuğu var ya. Mehmet Hafi diye geçen orospu çocuğu. Bak. Gidin şuraya. Bu orospu çocuğun çalıştığı otelin adı Elite Lara. Gidin şuraya, otel şikayet yeri var. Bu orospu çocuğunu orada barındırmayacağız umarım. Attıracağız. Gidin abim, çete de atıyorum. Tamam mı? Çete de atıyorum. Bu Mehmet Hafi ismiyle geçen orospu çocuğu var. Çocuklarıma falan küfür ediyor. Bu anasını siktiğimin piçini gidin oteline şikayet edin abi. Anladınız mı? Bak çete attım. Buraya gidin. Adelya Elite Lara. Çocuklara kadar küfür edebilen bir zinanın doğurduğu bu. Anasını siktiğimin piçi. Gidin buraya Elite Lara. Şuraya adresi koyalım. Bakın. Otelpuan.com Antalya Elite Lara. Gidin hatta otele de şikayet edin. Otele de şikayet etmek için link vermiş miydim? Görünüyor mu burada? Burada değil, pardon. Şurada mıydı? Adres şey görünmüyor. Ha burada bak. Şuraya mail atın. Bu zinanın videolarında herkese küfür etmeye bırak, benim çocuklara kadar küfür eden bir orospunun doğurduğu bu. Herkese küfür ettiği gibi kalmamış, çocuklara bile küfür eden, benim çocuklarıma, 6-7 yaşındaki çocuklarıma kadar küfür eden bir kahpenin doğurduğu zina çocuğu bu. Gidin e.gr2@adalyahotels.com ressam diye söyleyin, tamam mı? Sizin otelinizde çalışan, Mehmet Hafi adıyla çalışan, kendine ressam diyen, o ressamlık yapan bir orospunun doğurduğu, çocuklara bile küfür eden bir zina çocuğu. Bunu şikayet edin. Tamam mı? Burası da e-maili bu. Otel puana da girin. Bu orospu çocuğu hangi otele giderse ben de burada çalışmazsam oraya giderim. Ne olacak ki diyor. Ben buraya kira ediyorum falan diyor. Her gittiğin otele sana basacağım böyle. Amana kodumun zinaları sizi. Evet arkadaşlar. Az sonra vakit kaldım. Saat 2 olmuş ya. Neyse bayağıdır konuşmuş. Oo, 2 saat. Açalım mı şeyde bir yayın? Tamam mı? Açalım mı? Gitti İbrahim'de bir sohbet yayını. Bakalım, belki yarım saat sonra açarım. Bayağı bir yoruldum konuş abicim ya. Gerçekten zevkli oluyor böyle şeyler anlatmak ama adam da yoruyor yani. Sürekli konuşuyorsun ya. Evet. Hadi arkadaşlar. Yarım saat sonra umarım diğer kanalda yayın açarım. Hadi. Görüşmek üzere. Esen kalın. Bay bay. Çav çav.